Şeytan Allah'a sığınırım. Öyle adamlardır ki ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekat vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Değil mi? Adama diyorsun, Evet. namaz kıl, İslam'ı yaşa, güzel ahlak. Yok diyor, benim işim gücüm var, iş adamıyım, siyasetçiyim, şucuyum, bucuyum anlatıyor. Müdürüm falan, işim var diyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, öyle şeytandan Allah'a sığınıyorum. Öyle adamlar ki ne ticaret, ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan, beş vakit namazı kılmak Evet. ve zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Elhamdülillah. 37 Nur Suresi. Maşallah. Müslüman böyle olacak. İnşallah hocam. İnşallah. De ki şeytandan Allah'a sığınırım. Size tek bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz, yani sahibi zaman, sahibinin sahibi zaman İnşallah. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. De hiçbir delilik yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devirde deli diyorlar. Evet. Allah da diyor deli değil o diyor. Bütün peygamberler delilikle suçlanmıştır. Evet. Veliler, peygamberler, evet. Üstad Bediüzzaman. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Ya Allah diyor ki ben sizin azabınızla ne yapsın Allah diyor. Yani Allah azap peşinde değil Cenab-ı Allah. Ama yani insanlar çok epey bir bölümü çok egoist, bencil ve gaddar ve zalimler. Şimdi Allah o kadar çok nimet yaratıyor ki ya yani bir an düşün kim yarattı diyen yani bu aklı başında bir insan düşünmez. Mesela biz eve gitsek hazır bir sofra bulsak böyle nar gibi kızarmış pirinçler, tavuk falan her şey pişmiş. Ya merak etmez miyiz yani kim yaptı diye? Ya oturup direkt yer miyiz mesela? Yani? Ya boş ev düşün bomboş ev geldik. Ya adam direkt yumuluyor, yiyor. Ve sormuyor da kemiğini falan böyle kürdanını şey çekip ıslık çalar çekip yiyor. Yani bu çok kızdırıcı bir hareket değil mi? Zümrüt'e bağını sorma insanı. Tabii o zaman işte Allah boğazına tıkar onun. İnşallah. Bir dahaki sebebine vermez. Yani madem nimete karşı nankör, yani bir teşekkür etmekten acizse Allah sadece bir teşekkür etmeden istiyor. İnşallah. Şükretmeni. Evet. Şükür, teşekkür yani hamd evet. Etmek odur. Evet. Hamd edin diyor Allah. Şükredin. Nimetimi artırayım diyor. Etmiyor. Yok diyor da evrim yaptı bunu diyor. Evrim yaptı deyince ahirette onun karşılığını alacak işte. İnşallah. Evrimin nasıl, evriminden olacak bir insan nasıl olacağını Allah ona gösterecek. Yani o hayalindeki adamı. Evrimden oluşacak meyve nasıl olur? Su nasıl olur? Mesela yer altından su çıkacak bak kaynar su. İnşallah. Kükürtlü evet. Kaynar su. Onu içecekler. İnşallah. Çünkü yer altından normal su öyle çıkması lazım. Evet. Mama yok mu bunun altında? Evet. Su da var. Suyla mama birleşince onun kaynar su olur. Evet. Kükürt de var. Değil mi? Evet. Beraber. Onun içmesi lazım işte makul olan bu. Allah yer altından buz gibi nefis, çok keskin tatlı su çıkarıyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani kana kana evet. İnsan içiyor. Maşallah. Mis gibi dünyanın her yerinde. Bir yeri kastan çıkıyor. Mesela artezyen nerede açsan çıkıyor aşağı yukarı dünyanın her yerinde. Suya şükretmeyen bu tarz su içecek. Mesela tipi adamın eli yüzü gayet düzgün. Evrimden oldu, tesadüfen oldu diyor. Allah ona işte onun nasıl olduğunu gösterecek. İnşallah. Burnu arkasında, gözü göbeğinde, kulağı poposunda. Yani öyle diyelim yani. İnşallah, evet. Değil mi? Evet. O zaman dünyanın ne olduğunu anlamış olacak. İnşallah. Mesela gözlerinin görmesi bir nimet. Allah gözünü alıyor. Yani görme hissini alacak, yerde sürünerek gidecekler gözü görmeden. İnşallah. Evet. De ki size bir tek öğüt veriyorum şeytan Allah'a sanırım. Allah için ikişer ikişer teker teker kıyam etmeniz. Demin okuduğum ayet. İnşallah. Sonra düşünmeniz sizin sahibiniz yani sahibi zaman peygamberde hiçbir delilik yoktur. O devrin sahibi zamanı peygamber. Ahir evet. Zamanın sahibi zamanı Mehdi'dir. İnşallah. Hiçbir delilik yoktur. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. Yani kıyamet öncesinde sizi uyarıyor. Ölümden önce, cehennemden önce uyarıyor. 46. ayet, o da manada mesela bak 34 İstanbul'u hatırlatan bir şeydir, semboldür. Evet. Değil mi? Evet. Kod olarak 34. 46 da akıl hastalarına verilen şeydir, ilgili kanun maddesidir. Evet. Değil mi? 46 ünlü. Evet. 46. 46. ayet. Maşallah. Tabii.
Yani birinin İstanbul'a bakması, birinin 46. ayet olması, 46. Evet. maddeye bakması ki her zaman da ortaya çıkan bir şeydi 46. Evet. Değil mi? Evet. Bakın ne diyor? Sahibinizde, sahibi zamanda hiçbir delilik yoktur. O yalnızca sizi şiddetli bir azabın öncesinde uyarandır. De ki ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Ben para için yapmıyorum bunu diyor. Allah rızası için tebliğ yapıyorum diyor. Değil mi? Evet. Allah yolunda tebliğ yapanlar para almazlar. Ne kitabından, ne eserinden, ne çalışmasından para alınmaz. İnşallah diyor. Allah'a hizmetten para alınmaz. Ondan geçim sağlanmaz. Değil mi? Evet. Cübbeli'ye soruyorlar. Geçimim diyor kitaplarımdan diyor. Olmaz. İnşallah diyor. Alimlerin hep kendi yan işleri vardı. Oradan gelir sağlardılar. Osmanlı alimler de böyleydi. Evet. Hiç kimse o tarz yani dini hizmetlerden para almamıştır. Osmanlı döneminde de, İslam döneminde de. İnşallah. Yani sahabe döneminde. Artık o sizin olsun. Eğer varsa aldığım diyor öyle bir şey varsa o sizin olsun ben geri vereyim diyor. İnşallah. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. Yani Allah rızası için ben yapıyorum diyor. O her şeye şahit olandır. Nelere? Mesela şu anki konuşmaya da. Şu an Allah bizi dinliyor. İnşallah. Tabii. De ki şüphesiz Rabbim hakkı batılın yerine dilediği kimsenin kalbine koyar. O kalpleri bilendir. Hakkı kalplere yerleştiriyor Allah. Batıl varken onu yerleştiriyor. Kalp temizlenmiş oluyor. İnşallah. De ki hak geldi batıl ise bir şey ne bir şey ortaya çıkarabilir ne geri getirilebilir. Ne geri getirebilir. Bak de ki hak geldi. Bu aynı zamanda Mehdi'ye de işaret. Hak geldi. Mehdi geldi anlamındadır. Çünkü Mehdi haktır. İnşallah. Gelişi inşallah. Batıl ise yani Darwinizm, materyalizm, ateizm ise ne bir şey ortaya çıkarabilir. Yani hiçbir delil ortaya koyamaz. Hiçbir şey izah edemez. Ne geri getirebilir. Yani bir şeyi yeniden geri getiremez. Yapacağı evet. hiçbir şey yoktur. De ki eğer ben sapacak olsam artık kendi nefsim aleyhine sapmış olurum. Eğer hidayeti bulacak olsam, yani Mehdi zaten hidayet kökenli gelen bir kelime değil mi? Bulacak evet, olsam, inşallah. Bu da Rabbimin bana vahyetmekte olduğu Kur'an sayesindedir. Şüphesiz o işitendir, yakın olandır. Bizi de değil mi, ıslah eden, bizleri düzelten Kur'an'dır. Evet. Kur'an'a tabi olmamızdır inşallah. Evet. İnşallah. Şimdi şeytandan Allah'a sığınırım. Tövbe suresi açmışsın 65. Onlara sorarsan andolsun biz dalmış oyalanıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz diyor Allah. Bazı televizyon kanallarında öyle değil mi sinir gazı almış hastalar gibi yerlere yatıp gülenler oluyor dini imani konuları anlatırken. Evet. Değil mi? Evet. Böyle yani kriz tarzında. Kriz tarzında. Allah'tan bak mesela ahirette kendince göğe alay ediyor. Maşallah. Bazı safatorikler de onlara uyuyorlar. Onlar da onların şaklabanı soytarısı konumunda. Yani böyle o sirf soytarısı gibi. Evet. Ama kafası da basmıyor. Yani orada aşağılandığını, soytarı konumunda olduğunu farkına değil. Evet. Yani sarhoş medresi olduğundan haberi yok adamın. Evet. Sarhoş medresi olarak masaya koymuşlar adamı. Evet. Haberi yok. Eğlendiriyor milleti. İnşallah. Ve onların alayını o da bir alayla karşılaşıyor. Göğe alaylarını o da bir alayla karşılaşıyor. Ben daha iyisini bilirim diyor. Evet. Değil mi? Bak Cenab-ı Allah da diyor ki onlara sorarsan andolsun bir de yemin ediyorlar. Biz dalmış oyalanıyorduk derler diyor. Ne eğleniyoruz ya diyor aramızda bir şey yok evet. diyor. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz? Hadis-i şeriflerle Kur'an'ın ayetleri mi alay ediyordunuz diyor Allah. Maşallah. Değil mi? Bak münafık erkekler ve münafık kadınlar bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkorlar. Yani insanlar iyiliği engellerler. Ellerini sımsıkı tutarlar. Cimri oluyorlar. Malını mülkünü vermez Allah yolunda. Aman evinizi de vermeyin, barkınızı vermeyin, paranızı vermeyin derler. Onlar Allah'ı unuttular diyor Allah. O da onları unuttu. Yani eğer Allah'la insan sevgi bağı kurmazsa Allah da o insanı sevmez. İnşallah. Sevmedin mi ya bela yağmur gibi yağmaya başlar. Evet. Şüphesiz münafıklar
fıska sapanlardır. Yani her türlü haramı işleyenlerdir diyor Cenab-ı Allah. Sizden önceki münafıklar ve kafirler gibi diyor Allah 69. ayette. Onlar sizden kuvvet bakımından daha güçlü ve mal ve çocuklar bakımından daha çokturlar. Mehdi'nin cemaat içinde de münafıklar çıkacaktır. Küfrü arkalarına alacaklardır. Münafıkları, masonları, üç kağıtçıları, o devrin itini, kopuğunu, evet. Ne kadar ahlaksız varsa dünya çapında ama. Çünkü münafık bir anda dünyanın büyük bir gücü haline gelir. Müslümandan ayrıldıktan sonra. Çünkü münafığı dünyadaki bütün kafirler desteklerler. Evet. Ne kadar kafir, üç kağıtçı, sahtekar varsa onlar kasımda olur. Onun için Mehdi'nin dışında bir kuvvet arayışına gideceklerdir. Küfürle ittifak ederek Mehdi'ye karşı tavır alacaklardır. Bunlarla ilgili mevzul hadisler var. Çok fazladır. Ahir zamanda Mehdi devrinin münafıkları en azılılardır. Evet. Bak onlar sizden diyor kuvvet bakımından daha güçlü. Eski münafıklar da güçlüydü diyor Cenab-ı Hak. Daha güçlüydüler diyor. Ve mal ve çocuklar bakımından daha çoktular. Zaten münafıklar mal ve çocuk edinmek için Mehdi'den ayrılırlar. Ayrılacaklardır. Mal ve çocuk. Dünya hırsıdır. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya baktılar. İşte eğleniyor. Oraya buraya gidiyor. Gezmeye gidiyor. Yiyor içiyor. Fuhuş yapıyor. Neyse artık. Siz de sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalkışmaları gibi kendi paylarınızla yararlanmaya baktınız. Yani birkaç on yıllık ömrünüzü böyle dünyadan bir şeyler almak için ayırdınız diyor Allah. Ve siz de dünyaya ve zevke dalanlar gibi daldınız. İşte onların dünyada ahirette bütün yapıp ettikleri ameller boşa çıkmıştır. Boş yere diyor namaz kılıyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Boş yere oruç tutuyorsunuz. Ne yaparsanız yapın boşa çıkmıştır diyor Allah. İnşallah. İşte onlar kayba uğrayanlardır. Onlar kendilerinin öncekileri Nuh, Ad ve Samud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ailesinin yerle bir olan şeylerin haberi gelmedi mi onlara? Resulleri apaçık delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı diyor Allah. Ben onlara zulmetmedim diyor. Onlar kendilerine zulmettiler diyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir, dostudur. Mümine bir kadınlar, mümin erkeklerin değil mi? Evet. Dünyada da ahirette de velisi, kardeşi ve dostudur. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kırarlar. Beş vakit namazı tadili erkandan kılıyorlar. İnşallah. Sünnetleriyle güzelce. Zekatı verirler. Allah ve Resulü'ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Evet. Takva sahiplerine vaat edilen cennet, onun altından ırmaklar akar, yemişleri ve gölgelikleri süreklidir. Korkup sakınanların mutlu sonudur, inkar edenin sonu ise ateştir. Onun altında ırmaklar, bütün cennet evleri yüksektedir. Altında mutlaka su akar cennet evlerinde. Ama bizim bildiğimiz bu klasik dünya çamuru, dünya taşı, toprağı değil. İnşallah. İnsanın ruhunda suya bir eğilimle yaratılmıştır, içgüdü olarak. Evet. İlla ki evi ya bir göl kenarında ister. Ya en azından evin önünde bir havuz ister su. Evet. Yani su sesine bayılır insan. İlla ki suyu görecek. Evet. Hatta daha da olmuyor denizin içine dalıyorlar yani. cennette de su çok fazladır. Küçük ırmaklar, küçük arklar tarzında vardır. Orada biz cennet balıklarını, cennet ördeklerini de göreceğiz. İnşallah. Öyle onlarda da oraları kirletme diye bir şey yok. Pırıl pırıldır cennette hiçbir zaman için kir olmaz. Kir bu dünya için özel yaratılmıştır. Dünyaya bağlanmasınlar diye. Yani dünyadan soğusunlar, ahireti istesinler diye Allah baştan sona insanı aciz içinde yaratır. Mesela bir insan saçını yıkamadığında ne hale geldiğini biliyorsunuz. Gözünü yıkamadığında gözünün ne hale geldiğini biliyorsunuz. Evet. Kulağı aynı şekilde, ağzı aynı şekilde, burnu aynı şekilde ve vücudun diğer azaları da öyle. Hep özellikle insanları dünyadan soğutacak aciz salgılarıyla yaratılmıştır. Ki dünyaya hırsla bağlanmasınlar diye. İnşallah. Mesela uyku ve yorgunluk da özel olarak verilir. Dünyaya hırs yapmasınlar diye. Yani bir itaplık, yorgunluk. Hastalıklar da özel verilir. Yani bütün hastalık çeşitleri teker teker verilir. Mesela grip, nezle, kanser, ülser, evet. Baş ağrısı, migren. Tabii. Mesela bak televizyon programları oluyor, sağlık programları. Bitmiyor sağlık programları. Evet. Evet. Şimdi diyor,
Migrenle ilgili konuşacağız diyor. Kaç çeşit migren var? Efendim diyor, bilmem 21 çeşit migren çeşidi vardır diyor. Sayıyor sayıyor bitmiyor. Evet. Göz ağrıları, göz hastalıkları. Ucu sonu yoktur. Kulak hastalıkları, ucu sonu yoktur. Evet. Özel yaratılır ki dünyada insanlar bıraksınlar dünyaya. Mesela eklem hastalıkları, mesela boyun fıtığı oluyor. İnsanların çok büyük bir bölümü, %80'i boyun fıtığı var. Evet. Değil mi? Omurga fıtıkları oluyor. Evet. İşte çok yaygındır. Hep aman bayanlar falan belleri ağrır falan. Evet. İşte kolu ağrır. Omuzunda mesela eklem romatizmaları. Binlerce hastalık çeşidi yaratmıştır Allah. Evet. Ki bu dünyaya hırs yapmayalım diye. Ama insanlar daha da delice bağlanıyorlar. Daha da. Mesela hastanede kanser adam daha hala orada fabrikanın hisselerinin ne olacağını artık evet. Yani diyorlar 15 günü kalmış bunun diyorlar yani. Evet. Orada bile oraya gelip burada kavga yapıyorlar. Değil mi? Evet. Hatta ölüyor adam. Ölüsünde bile nereye gömüleceğine ilgili kavga yapıyorlar. Evet. Yani mermer kaplama yaptıralım diyor. Lahdini diyorlar. Şöyle denize baksın diyor. Öbürü diyor ki denize ne gerek yok. Göl manzaralı olsun diyor. Evet evet. Memnun oluyorlar yani. Evet. İnşallah. Yani aile mezarlıkları mesela çok süslü püslü falan. Adam övünüyor bak diyor gel aile mezarlığı. Ya kardeşim sen toprağın altında kalacaksın. Zaten sen direkt ahirete intikal edeceksin. Sen yani mezarın altında gidip oradan çıkıp ara ara boğazın denizlerini seyredecek halin yok ki. Evet. Yani ne yapacaksın manzaralı şeyi sen? Ya ölü nereden bilsin senin üstteki mermer lahdini, şununu, bununu falan feşmekenin. Evet. Değil mi? Evet. Diyor ki Cenab-ı Allah'a karşı insanlar dediler ki Rabbimiz mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz bir sapa topluluk imişiz. Bakın burada Kur'an çok mühim bir sır veriyor. Dediler ki şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbimiz mutsuzluğumuz bize üstün geldi. Sokağa çıkıyoruz. Adam mutsuz. Mutsuz insanlar Allah'ı sevemiyor. İnsanı sevemiyor. İşinde başarılı olamıyor. Suç işlemeye eğilim gösteriyor. Kendine acı verebiliyor. Kötülük yapabilir kendisine. Bakın diyor ki mutsuzluğumuz bize kadar. Mutsuzluk her türlü belanın başıdır. Evet. Ve haramdır mutsuzluk. Yani gevşemek, üzülmek mesela üzülmeyin diyor Allah. Haramdır üzülmek. Evet. Muhkem ayettir, açık. İnşallah. Mutsuzluğu üstün gelmeyecek. Mesela biz iman neşesi içerisinde olacağız. Nasıl olur? Hem Allah bizi yaratacak, varlık olarak yaratacağız. Yaratacak. Bu kadar nimet verecek, akıl verecek bir kere varlığız. Yani yokluk olacakken varlık olmuşuz. Hı hı. Çok büyük bir nimet bu. Bir de Allah'a çok şükür bir kere varlık olduktan sonra yok olmak mümkün değildir. Yani haşa Allah'ın yok olması gerekiyor yok olmamız için. Haşa, evet. Çocukluğumuzdan itibaren şu ana kadarki hayatımız Allah'ın katında bizim aynı yaşadığımız şeklimizden ama tıpatıp aynı yaşadığımız şeklimizden sonsuza kadar yok olması mümkün değildir. Evet. Bakın tekrar söylüyorum haşa Allah'ın yok olması gerekir. Yani çünkü on, ne ses kaybolur, ne konuşma, ne duyular, ne hisler, ne hafıza, ne görünüm, ne başka bir şey. Hiçbiri kaybolmaz. Çünkü bunların hepsi Allah tarafından özel yaratılıyor. Yaratılan bir şey bir daha asla kaybolmaz. Evet inşallah. Yani insanların anlaması için söylüyorum. Allah'ın hafızasında, yani Allah'ın hafızaya ihtiyacı yoktur anlamaları için söylüyorum. Sonsuza kadar durur. Ve asla kaybolmaz. Onun için yani insanlar hani diyor ki sonsuz hayata başlıyor. Zaten başlamış o. Evet. Yani sonsuz hayat başlayacak diyoruz. Zaten başlamış sen ondan zaten çıkman da mümkün değil. Allah'ın dilemesiyle. Yani bir daha o görüntünün yok olması mümkün değildir. Sonsuz evvelde ve sonsuz sonrada da o zaten var. Maşallah. Ve asla kaybolmaz. İnşallah. Bu konuyla ilgili hocam kitabınızı indirebilirler sitenizden. Sonsuzluk başlamış, evet. Başlamış durumda diye inşallah. Rabbimiz diyor bizi ateşin içinden çıkar diyorlar cehennem ehli. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz diyorlar. Yani bir kere gönderiyor. Bak kendilerini akıllı uyanık sanıyorlar. Halbuki cehennemden geri dünyaya gönderse hafızları alınmış olarak gönderilecek. Onlar diyecek ya diyecek ki bir rüya gördük cehenneme gitmiştik falan. Hadi bakalım yine bir rezillik yapmaya başlayacaklar. Onlar zannediyor ki yani o şeyden gelecek. Orada herkes Müslüman olur öyle bir şey. Zaten cehennemin içinden gelen adam zaten her şeyi yapar. Evet. Hafızası alınarak gelir. Mesela Hazreti İsa da geldiği vakit hafızası alınmış olarak gelecektir.
imtihanın gereği. Geçmişini hatırlamaz. Geçmişini hatırlarsa aklın ihtiyarı kalkar. İnşallah. Tabii. Bugün ben gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Sabır. Mesela biz buraya geliyoruz. Bir yol alıyoruz değil mi? Evet. Mesela bu bir sabırdır. İnşallah. Mesela konuşuyoruz. Bu da bir sabırdır. İnşallah. Allah rızası için konuşuyoruz. Elhamdülillah. Zor şartlarla karşılaşıyoruz. Buna karşı bir önlem alıyoruz. Bu da bir sabırdır. Allah'ın en beğendiği şeylerden biri de sabırdır. İnşallah. Cennet halkının özelliğidir. İnşallah. Sabredenler ona kavuşuyorlar inşallah. Evet. Siz boş bir amaç uğruna, bak sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürüp getirmeyeceğimizi sanmıştınız ya Allah. Yani insana geliyor buraya, işte pimpon oynuyor, televole kültürünü hoplayıp zıplıyor. Ne yapıyorsun işte abi ya diyor, işte sandviç yedim diyor, sinemaya gideceğim şimdi diyor. Sinemadan çıkınca ne yapacaksın diyor. İşte diyor bir Bodrum'a kadar gidip geleceğim diyor. Tek kelime Allah'tan, dinden bahsetmiyor. Yani sanki buraya eğlenceye bırakıldı. Ya kardeşim nasıl merak etmezsin? Bu nedir yani, gökyüzü var, yeryüzü var, dünya var. Sen hiç yoktan alıp getirmişsin dünyaya. Değil evet, mi? Evet. İnşallah. Yani bir şey var, bir ışıklı, görüntülü bir varlık görüyorsun, bir şey görüyorsun. Hiç merak etmiyor musun? Bu meyveler, sebzeler nasıl oluyor? Hayvanlar nasıl oluyor? Evet. Beni ilgilendirmez diyor. Ya Allah da diyor ki bak, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürüp getirmeyeceğini mi sanmıştınız diyor. Allah diyor ki, dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldığınız için soruyor Allah insanlara. Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık diyorlar. Herhalde diyor öğleden akşama kadar falan diyorlar. Az bir şey kaldık diyor. Evet. Ya bir gün kaldık diyor. Uyuduğunu zannediyor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz diyor Allah. Nur suresini açmış. Allah nurunu artırsın. Bak sen çok nurlusun. Allah da sana Nur suresini açtırmış inşallah. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz şeytandan Allah'a sığınırım ve hükümlerini farz kıldığımız süredir. İçinde umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz diye apaçık ayetleri indirdik. Zina eden erkeklerle ilgili bir hüküm var. Evet. Ama zina tabii mümin zaten zina etmez. Evet. Zina İslam'da bir ceza hukuku vardır ama yani zina eden kadının erkeğin aynı anda yakalanması gerekiyor. Evet. 4 tane şahit olması gerekiyor. Evet. Zaten bu pratikte mümkün olan bir şey değildir. Evet. Yani mümkün değil. Evet. Yani o tam anlamen zina halindeyken yakalanmaları gerekiyor. Evet. Evet. Ya zaten adam kapıya gelmiş olsa hüküm kalkmış oluyor. Hı hı. Yani öyle bir iddia da olmuyor. Mesela kapıyı çalsalar, içeri gelmek isteseler, kapıyı açtığında yani velev ki üstünde herhangi bir mesela bir herhangi bir şey mesela ne bileyim bir bornozla çıktığını düşünelim. Bir şeyle çıkan. Bitti. Yani artık ona bir şey yok. Evet. Ceza veremez. İnşallah. Olmaz yani. Dolayısıyla burada şey cezadan kastı küçük düşürmek. Yani onu caydırmak amaçlı. Biraz hani tedirgin etmek amaçlı. Yoksa pratikte böyle bir olayla zaten karşılaşmak mümkün değil. Yani evet, inşallah. İnşallah. Korunan, iffetli kadınlara zina suçu atan, sonra 4 şahit getirmeyenlere de 80 değnek vurun diyor Allah. Onların şahitliklerini ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar fasık olanlardır. Bunu duyanlar da ötleri kopuyor tabii mümin kadınlara iftira atmaktan. Evet. Ki kadınlar için en korktuğu şey iftiradır. Çünkü bir kadını lekelemek çok kolaydır. Allah esirgesin. Evet. Mesela bir it kopuğun teki çıkıyor. Liselerde falan da vardır kız çocukları. Mesela bir erkek arkadaşı olmuyor. Utanıyor kız. Mesela iffetine düşkün. Mesela kimsenin ona dokunmasını istemiyor. Evet. Veyahut işte ne bileyim yani inancına göre onu yapmak istemiyor. Sen lezbiyen misin? Evet. Kıza baskı yapıyorlar. Yani bu ahlaksızlık acayip yaygın. Çok duyuyorum. Ne yapması gerekiyor? Yani lezbiyenlikten kurtulması için kızın bir erkek arkadaşı olması gerekiyor. Ensesi sivilceli bir zontayı hemen apar topar buluyorlar. Ondan işte çıkıyor diyorlar. Kurtuldu.
artık sen kimse bir şey diyemez diyorlar. Evet. Sağlamsın sen. Ya şu akıl mı ya? Evet. Şu ne anormal bir laftır yani. Ne anormal bir sözdür yani. Evet. Yani birisine çıkmıyorsa kızcağızlarda yazık, o yüzden hepsi demeyeyim de bayağı bir kısmı bu kanuna uymak durumunda kalıyor. Yani bir deli bir taş atar derler, 40 akıllı çıkaramaz derler ya. Evet inşallah. Hı hı. Ne münasebet lezbiyeni olsun ya. Evet. İffetli, namuslu kız. Olmak istemiyor kimseyle beraber. Bu kadar basit yani. Mecbur mu? Evet. Ya erkek arkadaş olunca olmuyor mu lezbiyen? Lezbiyen de olur, efendim satanist de olur, sapık da olur, bilmem ne. Yani hepsi, her şey olur yani. Evet, olabilir inşallah. Yani o bir şey mi, güvence mi? Sanki hı, böyle sabun ya, yani yıkıyormuş gibi onu. Bir anda kurtuluyorlarmış gibi. Olmaz öyle şey. Evet, inşallah. Onun için kızlar, kız arkadaşlar böyle oyunlara gelmesinler. İsteyen istediğini desin. Yok arkadaşlar, bu kadar basit. Ben dindar kızım, böyle şeylerden hoşlanmıyorum der. Bitti. Ama mümin, muttaki, hakikaten Allah'ın tecellisi olarak onu gören, candan, aşkla seven bir insanı görür. Allah onu ona zaten rast getirtirir, karşılaştırtırır Cenab-ı Allah. O ruhu temizse, o beklesin Allah'ın karşısına getirtirir onu. Evet. İnşallah. Yani gidip orada burada aramasına gerek yok. Yani o sadece Allah'a temiz kalple bağlanması önemli. Mesela Hazreti Musa Firavun'dan kaçıyor. Ya Rabbi diyor, vereceğin her hayra muhtacım diyor. Ağacın altına çekiliyor, dinleniyor. Hemen Allah orada onlara, evet, değil mi? Peygamber kızı gönderiyor Cenab-ı Allah. Evet. Peygamber kızı. Evet. O kadar. Mesela Allah hemen onun bir, ona bir nimet getiriyor. Onun için genç kızlar böyle oyunlarla, böyle psikolojik baskılarla kimse tarafından yönlendirilmesin. Buna çok dikkat etsinler. Onların iffeti çok değerli. Tabii. Tabii ciğeri beş para etmeyecek. İtin kopuğun kahrını çekiyorlar. Onların pis eylemlerine razı olmak durumunda kalıyorlar. Neymiş? Lezbiyen denmeyecekmiş. Lafa bak sen yani. Öbürü ne oluyor peki o zaman? Öbür olay ne olmuş oluyor? Evet. Olur mu öyle evet, şey? Evet inşallah. Evet. Olmaz tabii ki. Herkesin inancına saygı duymak lazım. Yani o şekilde mesela kendini korumak isteyen bir kızlar da büyük insan gözüyle bakarım ben. Değerli insan gözüyle bakarım. Hı hı. Ha öbür insanda mesela arkadaşı vardır da geziyordur, şey yapıyordur. Tabii benim aslında hoşlanacağım bir şey değil ama ben ona da mümin kardeşim olarak görürüm. Saygı duyarım. Yani ona da değer veririm ben. Yani o benim için değersiz bir varlık değildir. O da benim için değerli. İnşallah. Allah vermesin yani zina bile etmiş olsa yine o da bir insandır yani. O da benim kardeşimdir. Evet. Günaha girer, tövbe eder. Yani onu insanlık olmaktan çıkartmaz. Benim ona saygı duymamı engellemez. Ben çünkü haşa Allah değilim ki onun cezasını vereyim. Haşa. Allah ahirette karşılığını verecek. Tövbe eder, cennete gider. Evet inşallah. Değil mi? Biz ona, o yüzden ondan oturup yani ona ben bir tavır almam. Şefkat duyarım, sevgi duyarım, saygı duyarım. Nezaketinin uygun bir üslupla anlatırım. Hı hı. O kadar. İnşallah. İnşallah. Yani böyle toplumun kuralları insanları sürüklememesi gerekir. Ben mesela toplumun kurallarını hiçbir zaman için lise yıllarını itibaren kabul etmezdim. Maşallah. Asla. Yani ben oturup mesela ne kavgaya gürültüye girdim. Mesela arkadaşlarım çoğu kavgaya gürültüye girdi. Hatta bana sorulardı sen niye böyle bir şey yapmıyorsun? Asla kabul etmezdim. Evet. Ya nasıl bir insana vurulur yani? Yani nasıl bir şey yapılır yani? Değil mi? Evet. Allah vermesin yani inşallah. Hatta o dönem size düşman olanların hepsi sizi çok saygıyla, sitayişle anıyor. Ben rastlıyorum bazen hocam. Sizi Mimar Sinan Akademisi'nden, okuldan tanıyanlar. Çok hayranlar, çok sevgiliyorlar. Hep selam gönderiyorlar size. Senden sohbet şahane oluyor. Şahane. Allah'ın güzel bir tecellisiyle konuşmak çok güzel. Ama diyor bak Cenab-ı Allah'ın rahmetine, şefkatine bakın. Ancak diyor bundan sonra tövbe eden ve salihçe davrananlar hariç. Yani böyle bir hata yapsa bile mümin tövbe ederse tamam. İnşallah. Yani mümin kadına iftira atılmaz. Çok büyük suç, çok büyük bir ahlaksızlıktır, kahpeliktir. Bundan kaçınacak müminler. İnşallah hocam. Değil mi? Ben mesela liselerde ben mesela bir kız oluyor. Çocuğa arkadaşlık veriyor. Kız kabul etmiyor. İşte kızdan çıktığını, ilişkiye girdiğini, evet, bilmem ne, ahlaksız. Yayılıyor, ona da inanan angotlar çıkıyor. Evet, inşallah. Değil mi? Evet. Böyle şeylerde bilakis o insanın iffetine ve temizliğine daha çok kanaat getirmek lazım. Evet. Kesinlikle.
daha saygı duymak lazım. Böyle bir oyun oynandığına göre tam tersidir diyeceksin. İnşallah. Yani onun iffetin alametidir. İffetsizlik dedikodusu varsa iffetin alametidir inşallah. Çünkü simasından zaten belli olur. Mesela benim kuzumda olduğu gibi. Tertemiz benim evet. kuzum maşallah. Evet. Kendi eşlerine zina suç atan ve kendileri dışında şahitleri bulunmayanlar ise bak mesela bu da anormal. Mesela bazı ahmaklar oluyor. Karısından boşanmak istiyor. Kadıncağıza durduk yere diyor ki falancayla diyor bunun bir durumu var diyor. Evet. Ya kardeşim terbiyesizlik yapmana ne gerek var? Değil mi? Evet. Niye elin çocuğunu evet. çocukcağıza rencidir, eziyorsun. Boşanmak istiyorsan nezaketine söyle. Değil mi? İki taraf karşılıklı anlaşır. Boşanırsın. Hı hı. Zulmetmeye, kepazeliğe ne gerek var? Niye ahlaksızlık yapıyorsun? Çocuğu niye lekelemeye kalkıyorsun? Evet. Senden sonra onu alacak adam ne olacak o zaman? Değil mi? Evet. Hayır onu da bırak yani çoluğunu çocuğuna ömrünün sonuna kadar leke bırakmış oluyorsun. Bu tip şeylerden şiddetle kaçınmak lazım. Çok büyük günah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Niye arkadaşlar diyorlar ki niye şeytandan Allah'a sığınırım sormuşlar. Kur'an'da ayet var. Çünkü şeytandan Kur'an okunurken şeytandan Allah'a sığınırım diyor Allah ayette. Şimdi birçok insan şeytandan Allah'a sığınmayı unutacağı için ben hatırlatıyorum ki şeytan Allah'a sığınırlar deyin. Sure başlarında Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla denir. O şekilde başlanır. Evet, sure evet. başlarında. Evet. Ama ayet okunurken yani evet. normal akışına devam edersin. Gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Allah diyor ki ben bir kere yarattım dünyayı. Vantilatörler var, uçaklar var, gemiler var, insanlar, elbiseler, yiyecekler. Değil mi? Kromozomlar, evet. hücre, balıklar, her şeyi yarattım. Kitapları da yarattım diyor Cenab-ı Allah. Bu gücümü gördünüz diyor. Bir kere daha yapabilir miyim diyor Allah. Kardeşim yani en avana adam bile olmuş olsa. Bilir ki olacak tabii ki. Yani şimdi matbaada bu kitabı bastım mı bir kitabı. İkinci kitabı bir matbaa basamaz diyebilir miyim ben? Evet diyemeyiz. Yani haşa benzetmek gibi haşa. Olmasın. Benimki devam edecek demektir. Değil mi? Evet. Ben bunu nasıl yaptıysam diyor bu şekilde kapsamlı atomların yapısına kadar böceklere, mikroplara, virüslere, hücrenizin yapısına, beyninizin yapısına, koku alma duygunuza, kollar, mafsallar, iç organlarınıza kadar nasıl detaylı yaptıysam yine yapmaya gücüm var diyor Allah. Bak ama düşünmemiz için diyor ki gökleri ve yeri yaratan onların bir benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir diyor Allah. O yaratandır, bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen olur diyor Allah. Maşallah. Hani evrim vardı? Yok hocam şu an. Bir anda meydana gelir. Tabii. Saffat suresini açmışsın. Şeytandan Allah'a sığınırım. Diyor ki Cenab-ı Allah hayır sen bu muhteşem yaratılışa, Allah'ın muhteşem yaratışına ve onların inkarına, insanların inkar etmesine şaşırdın kaldın diyor. Yani hayret ediyorsun onların imansızlığına ve Allah'ın yarattığı bu ihtişama da hayret ediyorsun diyor. Onlar ise alay edip duruyorlar diyor. Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almıyorlar diyor Allah. Bir ayet mucize gördüklerinde alay konusu edinip eğleniyorlar. Yani mesela istediğin mucizeyi göster, istediğin şeyi anlat. Alay küfrün klasik özelliklerinden. Gece gündüz alay eder. İşte o yalnızca bir tek çığlıktan ibarettir. Artık kendileri dirilmiş olarak bakıp duruyorlar. Birden bütün insanlık böyle yerden kalkıp dikilecekler. Çıplak, çırılçıplak olarak kalkacaklar. İnşallah. Bir mana veremeyecekler. Yani ne olduğuna, baygınlık mı geçirdiler? Araziyi de tam çıkaramayacaklar. Etrafındaki insanlar, yani bu kalabalığı da tam kavrayamayacaklar. Ama sonra tek bir noktaya doğru koşmaya başlıyorlar. Bir dikili bir şeye doğru diyor. Koşuyorlar, koşacaklar diyor Allah. İnşallah. Çağırıcıya uyarlar diyor, çağırıcı. Bak o zaman diyorlar ki, derler ki, eyvahlar bize bu din günüdür. Kastedilen bu diyorlar. Biz öldük, dirildik demek ki diyorlar. Ama şüpheliler yani yine de anlayamıyorlar. Evet. Yani dirilip dirilmediğini anlamıyor. Bu sizin yalanladığınız mümini kafirden, haklıyı haksızdan ayırma günüdür. Zulmedenleri, eşlerini ve taptıklarını bir araya getirip toplayın diyor Allah. Eşi niye? Çünkü adam mesela
bir kızcağız mesela diyor. Adam diyor ki ben diyor haşa dinsizim, imansızım. İçerim, rezalet çıkartırım, ağzım da bozuktur diyor. Ama diyor şöyle güzel özelliklerim var diyor, tipim düzgün diyor. Zibil gibi param var diyor. Evim var, arabam var, yazlıklarım var, kışlıklı hepsi var diyor. Ya diyor koçum hiç sorun değil diyor kız. Yani hiç dert değil diyor. Yani yeter ki bu hususlar, sen ana hususlara sahipsin sen zaten diyor. Yani ahlaksız olman, ters olman, zalim olman, dinsiz, imansız olman hiç onlar sorun değil diyor. Sen asıl yapman gereken kısmı yapmışsın zaten diyor. Ne oldu şimdi diyor? Aşık olduğunu söylüyor. Deliler gibi aşık olduğunu. Yoksa diyor işte bileğini keseceğini, yok kafamı uçururum diyor. Hop içerim, bilmem ne yaparım. Muhabbete başlıyor. Yani deliler gibi sevdiğini söylüyor. Bu işte samimiyetsizlik. Okay. Sevgi Allah için olur. Onun için Allah onu ceza olarak, onu da onunla beraber cehenneme koyuyor. İnşallah. Ya bu tarz seçimler için. Çünkü sevgi kökeni, ben seni seviyorum. Niçin? Mesela çok zevk alıyorum varlığından. Allah'ın tecellisi olduğun için. Niye? Elinde yüzünde nur var. Temizlik var. Efendilik var. Saygı duyulacak bir insansın. Değer verilecek bir insansın. O yüzden seviyorum. İnşallah. O yüzden de hoşuma gidiyor. Kimi seviyorum? Allah'ı seviyorum. İnşallah, evet. Allah bana ne göstertiyor? Senin görüntünü beynimde tecelli ettiriyor. Beynimde. Dışarıda senin görüntün simsiyah, karanlık ve saydamsın sen dışarıda. Atomların yapısından dolayı. Evet. Tabii. Evet. Değil mi? Evet. Çekirdeğin yapısı, nötron, protonların yapısından dolayı. Evet. Saydamsın. Bütün bilim adamları ittifakla kabul ettikleri bir şey bu. Evet. Renk de yok. Evet. Sen mesela, evet, renk de. Tabii. Pırıl pırıl renkleri yok. Cıvıl cıvıl tatlı bir varlık olarak görünüyorsun. Bu rengi kim veriyor? Allah veriyor. Evet. Bu görüntüyü kim veriyor? Allah veriyor. Muhabbeti kalbime, sevgiyi kim veriyor? Allah veriyor. Güzel olabilirsin, etkilenmem. Yani bakarım. Yani duvara bakar gibi bakarım. Muhabbet ve sevginin oluşması ayrı bir mucizedir o. Evet. Ya ete kemiğe niye etki olsun kendini? Niçin evet. Etkilensin insan? O zaman biz değil mi kasapta eti gördün mü böyle hipnotiz olmamız lazım evet. Yani. Kuşbaşı falan bir zora falan. Ama o kızartma açısından tabii. Şimdi ağzım sulandı kapı gelecek. Dolayısıyla bütün övgüler Allah'adır. İnşallah. Tabii. Yani bir adam mesela biz seni övdük mü doğrudan Allah övülür. Çünkü yaratan o, sevdiren o, görüntüyü meydana getiren o, maddeyi meydana getiren o, beynimizde yaratan o, onun konuşmasını yaratan o, benim konuşmamı yaratan o. Geri neye kaldı? Evet. Geriye bir gölge kalıyor yani. Gölge varlık. Evet. Değil mi? İnşallah. Allah'ın tecellisi. Allah'tan başka hiçbir şey mutlak varlık değildir. Sadece Allah vardır. Ve Allah'ın tecellileri inşallah. Onun için bazen bize iltifat ettiğim şeyler, estağfurullah diyor işte ben. Benim oradaki övgüm Allah'a. İnşallah. Allah'a hayran. Yani onu bilecek inşallah. Kendi üstüne alınmayacak o. İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla mesela biz çocukları da göstertiyoruz. Çocukların güzelliklerini göstertiyoruz. Hepsi Allah'ın tecellileri. Cennette de Allah tecelli edecek. Adeta hipnotize olacağız aşktan, muhabbetten. İnşallah. Yani beynimiz böyle parçalanacak gibi olacak zevkten. İnşallah hocam. Elhamdülillah. Allah'ın tecellisini gördüğümüzde. Değil mi? İnşallah. Bu nedir? Allah aşkındandır. Allah'ı sevmemizden kaynaklanıyor. Küfrüne bir şey yok. Ahirette diyorlar. Rabbinize söyleyin diyorlar. Size verdiklerini bize de versin diyorlar. Rabbinize. Evet. Adamlar yine sapıtık vaziyette. Yani denge evet. Gitmiş. Kafa hasta adamlar. Evet. İnşallah. Enam suresi 8. Şeytanın Allah'a sığınırım. Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Evet. Madem peygamber diyor, bir melek indirsin görelim diyorlar. Eğer bir melek indirilseydi diyor Cenab-ı Allah, elbette iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Mahvederdim onları diyor Allah. Evet. Cübbeli ne diyor? Bir melek gelecek, bu Mehdi'dir diyor. Başın üstünde ona işaret edecek diyor. Evet. Bu manevi alemde, melekler alemindedir. Mehdi'nin başında melekler göründün mü? Evet. Görünürse herkesi mahveder Allah. Evet. Yani bu bir felaket haberidir. Evet inşallah. Bu bir felakettir yani. Allah vermesin. Bu kıyamet anında inecektir melekler. İnşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah diyor ki
Eğer bir melek indirseydi ve görünür halde, görünmez halde, zaten şu anda da var melekler yanımızda. Benim evet. sağımda solumda şu an var. Evet. Senin de var, kardeşimin de var. Evet, inşallah. Herkesin var. Ama görünmez. Rivayette kastedilen görünmeyen melektir. Mehdi'dir diye işaret eder. Evet. Melekler alemine onu söylüyor. Cinlere ve şeytanlar alemine hepsine söylüyor. Ve derler ki ona bir melek indirmeli değil miydi? Mehdi de diyor ki biz diyor Mehdi'ye soracağız diyor. Yani abi bir kuş indir diyeceğiz diyor. Yani tabii soracaklar bir melek de var olması gerekiyor üstünde. Değil mi? Sarığın üstünde bir melek olması gerekiyordu. Nerede diyecekler? Yani Cübbeli bunu savunuyor. Evet. Yani biz soracağız diyor meleği. Melek nerede? Estağfurullah. O göstermesi gerekir meleğin diyor Mehdi'yi diyor. Bu Mehdi'dir deyin diyor. Melek olmasa biz inanmayız diyor. Değil mi? Evet. Bak diyor ki ve derler ki ona bir melek indirmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi diyor Allah elbette iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz açtırılmaz. Göz açtırılmaz ne demek biliyor musun? Evet. İflahınızı keserim diyor Allah. Mahvederim sizi İnşallah. Diyor öyle bir şey olursa. Evet. Demek ki Cübbeli'nin bu sözü yanlış Kur'an'la çelişiyor. Evet. İnşallah. Yusuf biliyorsun güzellerin en güzeliydi. İnşallah. Muhteşem güzeli. Yani çok yakışıklı bir aslan olan bir delikanlıydı. Kadınlar onun güzelliğinden nefesleri kesiliyordu. Evet. Ellerini kestiler değil mi? Evet. Meyve keseceğim diye ellerini kestiler. Maşallah. Bir kadın da ona Hazreti Yusuf'a yaklaşmak istedi. Hatta tecavüze kalktı kendince. Evet. O aslanlar aslanı, o nur ondan kaçındı. Ya Rabbi de beni hapse razıyım. Bunlar bana yapmasınlar bunu dedi. Ben zina istemiyorum. Gayrimeşru bir ilişki istemiyorum ya Rabbi dedi. Bakın bir kere zinayı kabul etmediği için 7 yıl hapis yattı benim aslanım. 7 yıl. Evet. Maşallah. Allah ona peygamberlik mertebesi verdi. Manevi derinlik verdi. Bakın İffet abides. Görüyor musun aslanımı benim? Maşallah. Maşallah. Evet. Abi derken yani temsilen evet. onu temsil eden bir varlık inşallah güzel. İnşallah. Baksana o kardeşlerinin sahtekarlığına. Sahtekarlık demeyeyim de o zaman Allah affetsin. Çünkü onu affetmiş o zaman Hazreti Yusuf. Biz de affediyoruz. İnşallah. Allah affetsin. Dönün babanıza deyin ki ey babamız senin oğlun gerçekten hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Bu gaybın kollayıcıları değiliz. Bakın görüyor musun? Şimdi aslımızda da bu var. Buyurun iftirayı. Evet. Yani o devirde de var. Ve Müslüman olduğunu iddia ederek iftira atıyorlar. İçinde yaşamakta olduğumuz şehre sor. Hem kendisine geldiğimiz kervana da gerçekten doğru söylüyoruz diyor. Halbuki doğru söylemiyorlar. Ve onların yüzünü ve onlardan yüzünü çevirdi diyor babaları. Ey Yusuf'a karşı artan dayanılmaz kahrım. Çok seviyor Yusuf Hazreti Yusuf'u. Gözleri üzüntüsünden ağırdıkça ağırdı ve yutkundukça yutkunuyordu. Bu doğru değildir işte. Kur'an bunu eleştiren bir usulda Cenab-ı Allah şey açıklıyor. Bak üzüntü neye sebep oluyor? Görme gücünü kaybediyor. İnsan Allah'a sevgisin. Yani tamamen çökertebilir. Bakın görme gücüne kadar etki ediyor. Beyni etki ettiği evet. için değil mi? Bak gözleri üzüntüsünden ağırdıkça ağırdı. Ve yutkundukça yutkunuyordu sinirden ve üzüntüden yutkundukça yutkunuyordu. Allah'tan hayret dediler. Hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda ya kahrından hastalanacaksın ya da helak uğrayanlardan olacaksın. Bak görüyor musunuz? Bu da hemen Kur'an buna işaret ediyor işte. Evet. Sonunda kahrından hastalanacaksın. Demek ki psikolojik üzüntüler, korkular bunlar haram. Evet. Müslüman bunu yapmayacak. Bunun sonucunda hastalık olur. Hastalık olur. Helaka uğrayanlar, hatta ölürsün diyor. Helaka uğrayanlardan olursun. Evet. Dedi ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. O zaman işte vay romatizmalarım tuttu diyeyim gidip öyle buna falan bağıra bağıra anlatanlar var ya işte çok perişan haldeyim. Öyle olmaz. Hastalık doktora söylenir. Oturup orada burada mahalle sohbetlerinde hastalık anlatılmaz. Evet inşallah. Tedavi amaçlı söylenir. Yani çözüm bulmak için söylenir. İnşallah. Bunun dışında söylenmez. Oğullarım gidin de Yusuf ve kardeşinden etraflı bir araştırma yapıp haber getirin. Yusuf ve kardeşi aynı zamanda Mehdi'ye ve Hazreti İsa'ya bakar. İnşallah. Yani temsili olarak ona bakar.
bir yönüyle. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetini umut kesmez. İslam dünyaya bu yüzyılda hakim olmaz dedim mi ne olur? Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Ümit kesmiş oluyorsun. Evet. Bakın İslam dünyaya bu yüzyılda hakim olmaz dedim mi? Karşılığı ayet ne? Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez diyor Allah. 90'da soruyorlar sen gerçekten Yusuf musun? Mehdi de bu şekilde tanınacaktır inşallah. İnşallah. Sensin öyle mi dediler? Ben Yusuf'um dedi diyor. Bu Yusuf kelimesinde de tabii bir işaret var. Yani ondan sonra bir ara söylerim. Evet inşallah. Yani Yusuf isminde de bir işaret var. Bu da kardeşimdir. Bak diyor ki kardeş, dediler ki Allah adına hayret. Hayret ediyorlar. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir. Mehdi'yi de Allah o dönemde hiç ummadıkları bir insanı Allah seçecektir Mehdi olarak. İnşallah. O insanı da hayret edecekler. Bak diyor ki, dediler ki Allah adına hayret. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir. Hayret ediyorlar. Evet. Niye seni seçti acaba? Mehdi'ye de hayret edecekler. Niye Allah bu insanı seçti acaba diye. Bilmiyorlar evet. Yani neden olduğunu. Allah'ın sırrını bilmedikleri için ona hayret edecekler. Bak o aslanımı görüyor musun? Güzel ahlakına bak. Dedi ki bugün size karşı sorgulama kınama yoktur. Kardeşler hemen affediyor. Affediyor. Öldürmeye karşı kalkmışlar. Evet. Ne diyor? Bugün size karşı sorgulama kınama yoktur. Hemen affediyor. İslam'daki affediciliğin sınırlarını görüyor musun? Genişliğini. Maşallah. Kuyuya koymuşlar artık ölecek orada Allah vermesin. Evet. Sizi Allah bağışlasın diyor. Güzel dua ediyor. O merhametlerin en merhametlisidir. Allah sonsuz merhamet sahibi. Bu gömleğine gidin, babamın yüzüne sürün. Şimdi burada da Mehdi'ye bir işaret vardır. Mesela ne vardır? Peygamberin gömleğini giyecektir evet. Mehdi. İnşallah. Değil mi? Evet. Ona bir işarettir. Babamın yüzüne sürün, gözü görür hale gelir, bütün ailenizi de bana getirin. Mehdi'nin üstünde o gömleği gördün mü, bütün insanların gözü görür hale gelecek. İnşallah. En kör gözler açılacak, manen kör gözler. Kur'an buna da işaret ediyor. İnşallah. Kafile Mısır'dan ayrılmaya başladığı zaman babalar dedi ki eğer bana buna mı saymıyorsanız inanın Yusuf'un kokusunu buluyorum. Demek ki Hazreti Yusuf'un o güzel kokusu birçok yerde insanlar tarafından hissedilecek. Neye bakıyor? Mehdi'nin de güzel bir kokusu olacağını işaret ediyor. İnşallah. 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 İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Ebced'i kaç? 2017. Maşallah. Bak, biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Ebced'i 2017. İslam'ın hakimiyeti inşallah. Taha suresi. Kim benim hidayetime uyarsa, o artık şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Bak kim benim hidayetime uyarsa, kim Mehdi'ye uyarsa. Hidayet hadi kökeninden geliyor evet. Biliyorsun Mehdi kelimesi. Evet. Hidayet. Aynı zamanda ona işaret var. Kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp satmaz ve mutsuz olmaz. Ebced'i kaç? 1982. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihleri. Evet. Furkan suresi 56. Bak Furkan suresi 56. Aynı zamanda İhsan Nur'un değil mi? Evet. Serbest bırakıldı tarih 1956. Evet. Biz seni yalnızca bir müjde verici, bak müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Ebced'i kaç? 1981. 81 maşallah. Mehdi'nin vazifeye başlangıç tarihi. Tam bunu tamına 1981 tane veriyor. Maşallah. Biz ise diyor Cenab-ı Allah, şeytanı Allah'a sınırım, yeryüzünde güçten düşürülenlere hapsedilen, ezilen, hakaret gören, dışlanan, güçten düşürülenlere lütufta bulunmak için onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Dünya İnşallah. Hakimi yapmak istiyoruz İnşallah. Ya Allah. Kasas suresi 5. Ebced'i kaç? 1996. Maşallah. Ya
Dünya hakimiyetinin başlangıcı. Evet. Harf karşılığı 1996'yı veriyor. Önderler ve mirasçılar kılmak kelimelerin karşılığı 2021'i veriyor. Maşallah. Bak, önderler ve mirasçılar kılmak. Hakimiyet. Evet. 2021. Bir ayeti daha geçiyor, evet. Kehlen. Beşikte de yetişkinliğinde de Kehlen de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir. Ali İmran 46 bu da. Evet. İnşallah. Hepsinde Mehdi kelimesi geçiyor zaten. Evet. Beşik Mehdi olarak geçiyor. İnşallah. Evet. Ayrıca hadisler de var. Zaten Ehl-i Sünnet'te yani ikinci bir ihtimal yok. Yok, evet. İnşallah. Yani Ehl-i Sünnet'te kesin hükümdür Hazreti İsa'nın iniş. Yani evet. Tartışılan bir konu değildir. Evet. İnşallah. Şiilikte de öyle, Caferilikte de öyle. Maşallah. Mehdi'nin gelişi de öyle. Yani hiçbir mezhepte reddeden yoktur. Evet. Ama tabii şeytan çeşitli yönlerden yaklaşıyor. Bir geçmiştir mantığı var. Bir çok uzakta gelecek mantığı var. Bir şahsi manevidir, zaten görünmez mahdi var. Bir de ruh gibidir. Şiilerin de inancı bu. Ruh gibidir. Zaten her yerde de siz göremezsiniz onu. Bir var. Bir de akıl almaz Mehdi tarifi var. O zaten öyle bir Mehdi hiç gelmez onların dediği tarz. Evet. Yani bir tekbir getiriyor, binalar çöküyor, efendim duvarlardan geçiyor, aynı evet. anda herkesin evinde oluyor bir anda. Tank top işlemiyor. Mesela tank mermisi, top mermisi işlemiyor. Evet. Deniz donuyor, Adriyatik kuruyor. Evet, Akdeniz donacak diyor. Adriyatik denizi yok olacak bir anda diyor. Mehdi o da. Yani o tarife göre Mehdi mümkün değil. Yani öyle bir Mehdi'nin gelmesi. Yahut böyle bak işte şeytani bir vesvese oluşturmak için bu tip bir sistem de oluşuyor. Yani şeytan bu yönden de insanları evet. kilitliyor. Dolayısıyla tabii bunlar hepsi Mehdi'nin örtüsü olmuş oluyor ama. Yani bunda da hayır var. Yani böyle olması aleyhte değildir. Bu bir şer değildir, hayırdır. İnşallah. Mehdi bu gizlilik işte onun perdesi. O perde içerisinde Mehdi gelişiyor. Mesela Cübbeli diyor ya gelmeyecek diyor. Mesela o bir perdedir. Hı hı. Mesela Nur Talib diyor şahsı manevidir görünmez diyor. O da bir perdedir. Böylece gizlenmiş oluyor. Ve hayır olmuş oluyor. Mezheplerin ayrılması genellikle Mehdi üzerine mi? Görüş ayrılığı üzerine mi? Mehdi bütün mezhepleri birleştirecek. Ama mezheplerde bir Mehdi'yle ilgili ayrılık yoktur da inançta bir gariplik var. Yani işte gelmiş geçmiştir demek, gelecektir, çok uzun yıllar sonra gelecektir demek. Kıyametten sonra gelecek diyor mesela. Evet. Zaman yani öyle bir anlatım var ki kıyametten sonra gelecek. Değil mi? Evet. Öbürü gelmiş geçmiş zaten hiç gelmesi mümkün değil evet. o dediğine göre. Hı hı. Şiilerin dediği de ruh gibidir diyor. Yani Hazreti Adem devrinden beri Mehdi var zaten diyor. İnsanlar göremiyor diyor. Bunun da olmayacağı belli. Evet. Yani böyle bir Mehdi de çıkmaz. Hı hı. İnşallah. Veyahut işte olağanüstü böyle herkesin evine anında girebilen, herkesin avucun içine baktığı Mehdi'yi görecekler. Halbuki bu cep telefonlarına, iPod'lara işaret ediliyor. Bu anlaşılmayacak ne var bunda? Herkes otur diye de Mehdi'yi görür diyor. Televizyondan seyredecek işte bu. Yok o anlamda değil diyorlar. Yani Mehdi herkesin evinin odasının içine girecekmiş. Karşıda oturacak, görecek, konuşacak aynı anda diyor. Yani 7 milyar insan varsa kaç milyar ev vardır? Ben diyelim 2 milyar ev var diyelim. Evet. 2 milyar eve girecek diyor. Evet. Yani bunun asla olmayacağı belli. Bir evet. de asla gelmeyecek Mehdi tarifleri de var böyle. Bir gelecek gerçek Mehdi tarifi vardır. Bir de asla gelmeyecek Mehdi tarifi vardır. Biz gerçekten gelecek Mehdi tarifini tam doğru anlatıyoruz. Maşallah. Evet. Delillere dayalı anlatıyoruz. İnşallah. Bir de demagojine karşımıza çıkan mantık var. Evet. Kur'an'da Hazreti İsa'ya uyanların kıyamete kadar inkara sapanlar üstün geleceği haber verilmektedir. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Ali İmran 55. Mesela bak teveffeni. Evet. Seni yanıma alacağım, vefat evet. ettireceğim. Evet. Yani baygın halde, uyur halde seni katıma alacağım diyor Allah. Evet. Değil mi? Evet. Ve sana uyanları, evet. biz mesela Hazreti İsa uyuyoruz, seviyoruz, peygamberimiz. Hı hı. O da İslam peygamberidir çünkü Müslüman zaten Kur'an uyuyor. O zaman biz onun zamanında olsaydık zaten İncil'e uyacaktık, hı hı. yine Müslüman olacaktık. Hı hı. Yani neysiniz dersin, biz Müslümanız diyecektik. Hazreti İbrahim zamanında onlar da Müslümandılar. Yani o devirde hepsi Müslüman olurlar.
bak sana uyanları diyor, Müslümanları ve Hristiyanlar, Hristiyanlar da İslam'a, Kur'an'a tabi olacaklar. Kıyamete kadar sizi hakim edeceğim diyor Allah. Evet. Yani dünya hakim olacaksınız diyor. Açık dünya hakimiyetine bahsedin ayet. Hani Allah peygamberlerden kesin bir misak almıştı diyor Cenab-ı Allah Ali İmran suresi 81'de. Bütün peygamberler zer alemine daha dünyaya gelmeden Allah katında daha önce de söylemiştim tek bir an vardı. Tek bir an içerisinde biz sonsuz öncede de vardık Allah katında. Galü bela denen insanlar daha dünyaya sunulmadan önce Allah peygamberlerin hepsini topluyor ve onlardan bir söz alıyor. Diyor ki andolsun size kitap ve hikmetten verip size kitap vereceğim diyor ve hikmet de vereceğim diyor. Sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde birisi gelecek diyor. Sizin kitabınız hangi kitapsa mesela Kur'an'sa ya Tevrat'sa İncil'se o kitabı tasdik edecek diyor. Evet. Böyle bir elçi gelecek diyor. Ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız diyor Allah. Emir veriyor bakın. Ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı diyor Allah. Yani bu sözü bu ağır yükü aldınız mı diyor. Onlar Cenab-ı Allah'a evet diyorlar, ikrar ettik diyorlar ya Rabbi diyor, kabul ettik diyorlar. Bizim peygamberimize dahil Hazreti Muhammed, İsa, Musa, İbrahim, Nuh evet. Ayet var. Evet. Hepsinden biz Allah söz aldık diyor bak senden. İsa'dan, Musa'dan, Nuh'tan İbrahim. Ve İbrahim'den. Evet. Hepsinden söz almıştık. Bir başka ayette. Evet, bir başka ayette, evet. İnşallah. Öyleyse şahit olun, ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Bakın şimdi, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde, yani Kur'an'ı doğrulayan, Kur'an'a uyalım diyen bir elçi, bir tebliğci, bir müsli, bir mehdi geldiğinde ebcedi kaç? 1956. Maşallah. Yani Risale-i Nur külliyatının serbest bırakıldığı tarih ve Said Mesud diyor nifak sisteminin de artık gerilemeye başlayacağı tarihtir diyor. Bundan sonra artık gerileyecektir diyor bu İnşallah. Tarihten sonra. Evet. Bunu kaç yıl önce söylüyor? 60-70 yıl önce söylüyor. Öyleyse şahit olun, ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım ayetin bu kısmı ise miladi 1994 yılını veriyor. Maşallah. Mehdi'nin faaliyet yıllarını veriyor. Çünkü şimdi bakın Cenab-ı Allah diyor ki peygamberimize bir elçi gelecek. İsa'ya da diyor bir elçi gelecek. Nuh'a da diyor, Musa'ya da söylüyor ve Hazreti İbrahim'e de söylüyor. Hepsine söylüyor. Hepsi ya Rabbi kabul ettikleri o elçi geldiğinde biz yardımcı olacağız. O Mehdi'ye, o Mürşid'e yardımcı olacağız. Şimdi bütün peygamberler geldi. Ayetin ikinci anlamı olarak peygamberimizin yardım ettiği bir elçi olmadı. Allah peygamberimizden söz aldı. Evet. Ama bir elçiye yardım etmedi. Musa ve İsa'da da bu yok. Evet. O zaman bu kim? Hazreti İsa geldiğinde Hazreti İsa'ya biz soracağız. Bu ayette sen söz verdin diyeceğiz. Değil mi? Allah'ın evet. nebisi diyeceğiz. Sen i̇nşallah. Bir söz verdin. Ki sen olsun inşallah diyeceğiz. Sen kime yardım edeceksin diyeceğiz. Allah'a verdiğin bir söz var. Kime yardım edeceksin? O da diyecek ki Mehdi'ye yardım edeceğim diyecek. İnşallah. 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 Ayetin bir işareti de budur işte. Maşallah. İnşallah. Çünkü yemin etmişler Allah'a yardım edeceğiz diye. Beraberinizdekini doğrulayan. Kur'an'ı Mehdi doğruluyor mu? Doğruluyor. Evet. Kur'an'a tabi mi? Tabi. Değil mi? Hı hı. İsa'ya sorulduğunda kime sen yardım edeceksin dendiğinde Mehdi'den başka kimse yok. Zaten ona yardım ediyor. Yani geliş amacı İsa'nın bir amacı da Mehdi'ye yardım etmek. Evet inşallah. Onun veziri olarak geliyor zaten. Bakın Mehdi'nin büyüklüğünü buradan anlayabiliriz. Hazreti İsa gibi ulul azim bir peygamber. Dünyadaki en büyük dinin peygamberi Mehdi'ye vezir olarak gönderiyor Allah. Evet. O yüzden Mehdiyet Kur'an'da çok kapsamlı geçen bir konudur. Çok çok kapsamlı geçen bir konudur. Evet. Fakat Mehdi vahiy almadığı için
mucize de göstermeyeceği için bu onun makamını daha da yükseltir. Yani çünkü mucize olduğunda daha kolaydır imtihan. Çok daha kolaydır. Çünkü Cebrail'i görüyor, vahiy alıyor, mucize göstertiyor. Bunu daha kolay. Mehdi'de bu olmayacağı için yüksek makamı. Hatta Berzenci Hazreti diyor ki Hazreti Ebu Bekir ve Ömer diyor. Den dahi daha üstündür diyor Mehdi. İnşallah. Bunu Berzenci, bu Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Mesela Berzenci'nin bu eserini alırsalar çok iyi olur kardeşlerimiz. Çünkü burada çok kapsamlı izahlar var. Ayette Hazreti İsa'nın ölmediği ve öldürülmediği bildirilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 157. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna demelerin nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Bu kelimenin Arapçası ma katelehu. Ve onu asmadılar ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şubbihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanlı uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katalehu. Ya Allah. Evet. Şimdi şöyle oluyor. Hazreti İsa'nın talebeleri var. 12 kadar talebesi var. Bir de 13. bir talebesi daha var. Roma döneminde Hazreti İsa'nın bulunduğu evi de ihbar ediyorlar. Şu evde diyorlar. Zaten bir idam kararı var Hazreti İsa yönelik. Yakalamak için o devrin polisi, asker yani geliyor. Eve baskın yapıyorlar. O muhbir olan şahıs, o 13. münafık olan talebesi, işlerinde münafık o, ihbar için evin içerisine giriyor. Önden yani arkasından Romalı askerler giriyorlar. Hazreti İsa'nın o girdiği odaya yöneliyor. Odaya giriyor. O anda Hazreti İsa göğe alındı işte. Yani zaman ve mekanın dışına çıkarıldı. O da dışarıya çıkıyor Hazreti İsa ararken. Askerler nerede İsa diyorlar. Adamlar İsa yok deyince bu zaten İsa diyorlar. Evet. Benziyor zaten İsa'ya çünkü. Tabii yani benziyor. Allah daha da benzetildi diyor ayette. Daha evet. da benzettim diyor. Zaten benziyor daha da benzet diyor Allah. Onu İsa deyin yakalıyorlar. O bağırıyor zaten. Ben İsa değilim diyor. Ama yani adamlar kesin inanmıyorlar. Başka kimse yok ki diyorlar yani. Evet. Oraya girdiğine göre, yani başka da bir adam olmadığına göre. Evet. Yani muhbire de benzemiyor adam. Evet. Yani Allah ben değiştirdim diyor yüzünü evet. diyor. Evet. Onu Hazreti İsa deyin yakalıyorlar. Hatta son olarak Elohi Elohi diyor. Beni niye bıraktın diyor. Evet. Allah'ın Hazreti Peygamber'e böyle bir söz söylemezler. Evet. Çarmıha girilmiştir. Bağıra bağıra ölmüştür çarmıhta. O Allah'ın ona verdiği bir belaydı. Allah seni onların içinden diyor tahir kıldım. Seni katıma aldım diyor. Teveffeni diyor Allah. Evet. Göğe aldım seni diyor. Yani zaman ve mekan içindeki bir anda zaman ve mekan dışına çıkmıştır. Şimdi yeniden zamanın ve mekan içerisine bırakılacak. Alırken Allah onu baygın halde almıştır Hazreti İsa'yı. Uyku halinde almıştır. Onun için ona teveffeni diyor. Yani biz uykudayken de o durumda oluyoruz. Vefat etmiş oluyoruz. Yani bir nevi ölüm halinde oluyoruz. Kur'an ayeti var. İnsanlar uykudayken ölürler diyor Allah. O da ölü gibi yani teveffeni böyle baygın halde alınmıştır. Evet. Göğe alınmıştır. Evet, inşallah. Allah yeniden şimdi onu zaman ve mekan içerisine sokacak. Geldiği vakit yine uyur halde bırakılacak. Yani baygın halde, uyur halde. Kalkacak, kalktığında geçmişini hatırlamayacak. Yani geçmişini bilirse imtihan kalkar çünkü. Yani geçmişini bilmeyen, hafızasını kaybetmiş bir insan olarak kalkacak. Bir Müslümanlığı andıran Hristiyan topluluğu içine gelecek diyor. İnşallah. Bediüzzaman. Onlar da ilk başta tabii kıyafetinden, görünümünden şüphelenecekler. Yani bir olağanüstülük olduğunu anlayacaklar. Zamanla onun Hazreti İsa olduğunu anlayacaklar. Yani zaten görünüşünden anlaşılıyor diyor. Bir fevkalik olduğunu bilecekler. Zamanla o hem yabancı dilleri öğrenecek. Çünkü o hafız yani ezber gücü çok kuvvetli olur peygamberlerin. Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i öğrenecek. Fakat Kur'an'ın hak olduğunu anlayacak. Bakar bakmaz anlar zaten. Kur'an'a tabi olacak. Oradan o Hristiyan topluluğu da, o cemaati de onları da Müslüman yapacak.
Kur'an'a tabi edecek. O gizli toplulukla bütün Hristiyan alemini İslam'a bağlayacak. İnşallah. Yani gizli bir faaliyeti olacak. O yüzden Hazreti İsa gelmiş de olabilir. Yani gizli bir faaliyet içinde olabilir şu an. Çünkü dünyadaki kilit noktadaki insanlara yöneleceğini anlıyoruz Said Nursi'nin izahlarından. Ya yani dünya liderlerine, evet. Önemli mesela askerlere, mesela çok ünlü kilit noktadaki kişilere yöneleceği. Ta ileri aşamada Mehdi'nin son faaliyetleri döneminde, yani iyice İslam dünyaya hakim olduğu dönemde de Hazreti Mehdi'yle beraber namaz kılmak üzere yanına gelecek. Orada kendini tanıtacak. İlk defa Mehdi orada görecek Hazreti İsa Aleyhisselam'ı. Onun arkasından da birlikte dünyaya hakimiyetleri var. İnşallah. Bu okuduğu ayet de o. Kur'an ayeti. Allah onu asmadılar ve öldürmediler diyor. Evet. Onlara öyle göstertildi diyor. Evet. Ve şüphe içindedirler diyor. Hakikaten öldürdük mü öldürmedik mi diye şüphe evet. içindedirler diyor Allah ayette. Evet. Kur'an'da tüm kitap ehlinin Hazreti İsa'ya iman edeceği bildirilmiştir. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü o da onların üzerlerine şahit olacaktır. Nisa 159. Nisa suresi 159. Bakın ehli kitaptan diyor vefat etmeden önce. Evet. Hristiyan ve Musevilerden her kim olursa olsun mutlaka iman edecekler diyor. Böyle bir devir gelecek. Bu ne demektir? Dünyada ne kadar Hristiyan ve Musevi varsa hepsi Müslüman olacak demektir. Bu ayet ancak öyle tahakkuk edebilir. Evet. Bir kişi kalmaksızın hepsi iman edecekler diyor Allah. Evet. Ayette. Evet. Bir daha oku ayeti. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Bak çok açık. Evet inşallah. Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak hiç kimse yoktur. İlk hepsi gelişinde böyle edecekler. Olmadı yani. Demek ki inşallah. Tabii ki ilk inşallah. Gelişinde 12 kişi iman etti. Bak bu sefer bütün dünyayı iman ettireceğim diyor Allah. Evet maşallah. Kitap zaten Müslümanlar iman ediyorlar. Allah onun için ayrıca onlar söylememiş. Ehli kitap hepsi iman edecekler. İnşallah. Bu dünya hakimiyeti olacağına dair ayetler işte. İnşallah. Ya bunda şartı muallak olur mu? Yok hocam çok net maşallah. Evet. Çok açık yani çok açık. Kur'an ayeti. Evet. Kur'an'da Hazreti İsa'nın yetişkinliğinde de insanlarla konuşacağı bildirilmiştir. Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikte iken de yetişkin kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Maide suresi 110. Kehlen ne demek? Yetişkinlik hocam. 35 ile daha yukarısı için verilen bir isim. 45-50 yaş. 50 yaş. 50 olgunluk çağı. Olgunluk çağı. Bu nasıl olabilir? Gelmesi gerekiyor. Gelmesi gerekiyor. Maşallah. Değil mi? Bak beşikteyken de bir daha o ayeti. Beşikte iken de yetişkin, kehlen iken de insanlarla konuşuyordun. Bunun oluşması için de yine gelmesi gerekiyor işte. Evet. Kehlen. Çünkü 33 yaş gençlik olmuş oluyor. Kehlen grubuna girmez 33 yaş. Evet. Olgunluk çağı oluyor. Evet hocam. O zaman da konuşuyordun diyor Allah. Evet. Onun için dünyaya gelmesi gerekiyor. Taha suresi 123. Kim benim hidayetime uyarsa diyor Cenab-ı Allah. Hadi ismini tecelli ettirirse. Yani mehdilik yaparsa, İslam'ı dünyaya yayarsa, inşallah hidayetime uyarsa, artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Şaşırıp sapmamak Mehdi'nin bir özelliğidir inşallah. Mutsuz olmaz. Ebced'i kaç? 1982. Maşallah. Bu kadar tevafuk olur mu? Olmaz hocam inşallah. Bir harikulelik yok mu bunda? Evet. Bakın diyor ki Taha suresi 135. Sonunda dümdüz dosdoğru yolun sahipleri kimlermiş? Yani Kur'an'ın sahipleri, İslam'ın sahipleri kimlermiş? Ve doğru yola ulaşan kimlermiş? Yani doğru yolu tam oluşturan, güzel ahlakı, sevgiyi, barışı oluşturan kimlermiş? Pek yakında öğreneceksiniz. 2023 maşallah, Ebced'i. Maşallah. Hesaplasınlar. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık, tebliğciler yaptık. Ve onları hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi. Enbiya suresi 73. Ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ebced'i 1984. Maşallah. Okuyayım. Rum suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Elif, Lam, Mim.
Rum mağlup oldu. Rum, diyarı Rum diye nereye deniyordu eskiden? Bizans. Yani? İstanbul. İstanbul. Elif, lam, mim. Rum mağlup oldu. Yani İstanbul'daki Darwinist ve materyalistler, ateistler mağlup oldu. Evet. Ebced'i kaç? 1980. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Çıkış tarihi. Net. Herkes baksın. Evet. Harf harf tam. Net 1980. Maşallah. Yakın bir yerde ama onlar yenilgilerinden sonra yenecekler. Birkaç yıl içinde bakın bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Yani mutlak güç Allah'a aittir. O gün müminler sevineceklerdir. Kaç Ebced'i? 2010. Maşallah. Bakın bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Ebced'i tam 2010. Bu sene yani. Kardeşim yani Kur'an'da Mehdiyet o kadar iç içedir ki. Yani Kur'an'da dev bir konu olarak işlenir Mehdiyet. Yusuf kıssasında Mehdiyet anlatılır. Kehf kıssasında Mehdiyet anlatılır. Süleyman kıssasında Mehdiyet anlatılır. Kur'an'ın bütününde Mehdiyet birçok yerde görülür. Ve dünya hakimiyetiyle ilgili çok fazla ayet vardır. Bu ayetlerde de bunu görmek açıkça mümkündür. Şüphesiz, şeytandan Allah'a sığınırım, şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Dosdoğru yol budur. Zuhruf suresi 61. O kıyamet için bir alamettir diyor Allah. Yani kıyamet alametidir onun gelişi Hazreti İsa için. Hiçbir peygamber için bunu söylemiyor Allah. Sadece Hazreti İsa için diyor bak. Bir fevkalelik var. Evet. O kıyamet için bir alamettir diyor. Evet. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yarattıklarımızdan Hakk'a yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan, uygulayan bir ümmet vardır. Hmm. 128. ayet. Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. İnşallah. Bak gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Ebced'i kaç? Kaç hocam? Kaç? Bir bakalım Ebced'ine. Bakalım inşallah. İnşallah. Musa'nın kavminden Hakk'a yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Demek ki Beni İsrail'den 159. ayet gizli Müslüman olan bir topluluk var. İnşallah. Müslümanlara gizlice destek veren bir topluluk var. Evet. Bu ayet kardeşimizin dediği ayet doğru. Yarattıklarımızdan Hakk'a yönetip ileten ve onunla adaleti kılan, uygulayan bir ümmet vardır. Bu tabi alenen Mehdi cemaatine bakıyor aynı zamanda. Aynı zamanda. İnşallah. Üstad kıyamet kaç yılda kopacak diyor? 1545 inşallah. 2120. 2120. Bakın Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarımdan dilediğini mirasçı kılar. Deminki ayet 128. Evet. 2050. Ebced'i. Maşallah. Yani İslam'ın tam kamil anlamda hakim olduğu dönem. İnşallah. Bak gerçek şu ki arz, dünya Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Hazreti Mesih'in, Hazreti Mehdi'nin en kamil yılları, en oturduğu yıllar. Yani İslam'ın tam hakim olduğu yıllar. İnşallah. İnşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler, egemenler, dünya yöneticisi kılacak. Ve böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek. Ne yaptığınızı Allah görecek diyor. İnşallah. Zaten biliyor Cenab-ı Allah fakat bize gösteriyor. Evet. Enfal suresi.
Gerçekten Allah kafirlerin hileli düzenlerini boşa çıkarıcıdır. İnşallah. İstediği kadar düzen yapsınlar, istedikleri kadar oyun oynasınlar, ne yaparsa yapsınlar boşa çıkarıcıdır diyor Allah. Evet. Ebced'i 2017 tarihine veriyor. Maşallah. İslam'ın hakimiyeti maşallah. İnşallah. Evet. İnşallah hocam. Ve sizlerden 25, yalnızca zulmedenler isabet etmekte kalmayan bir fitneden korkup sakının. Yani bak garibanlara da gelir, halka da gelir. Yani büyük bütün dünyayı kaplayan bir bela gelir diyor Allah. İnşallah. Değil mi? Evet. Büyük bir sıkıntıya girersiniz. Tamam sen belki ilgilenmiyordursun. Yani insanlara tebliğ yapmıyordursun. Fakat namaz kılıyordursun, oruç tutuyorsun. Hepinize gelen diyor, gelecek olan bir isabet etmekte kalmayan bak diyor ve size ve sizlerden yalnızca zulmedenlere isabet etmekte kalmayan ya dünya çapında bir fitneden korkup sakının bilin ki gerçekten Allah ceza ile sonuçlanması pek şiddetli olandır. Birinci Dünya Savaşı'nın talim veriyor. Maşallah. 1913. Maşallah. Değil mi? Birinci Dünya Harbi'nde adamlar alakasızlar da alakalılar da hepsi belanın içine girer. Çünkü onlar tebliğ yapmadılar. İnsanları sakındırmadılar. Evet. Böyle bir tehlikeye karşı insanları uyarmadılar. Evet. Değil mi? Evet. Uyarmaları gerekmez miydi diyor Allah zaten diğer bir ayette. Evet. O zaman herkese dokunur diyor Allah gelen bela. İnşallah. Yani evet. Susana da dokunur diyor. Susmak da bir suçtur çünkü. Tabii ki hocam. Evet. Yunus suresi 14. Hicri 14'e de bakıyor. 14. asra da bakıyor. Sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Yeryüzüne hakim ettik. İnşallah. Ebced'i 2048. Maşallah. Tam İslam'ın kamil yılları. Tam dünya hakimiyetinin netleştiği. Evet. Bütün dünyada cennet gibi ortamın olduğu yıllar. 2048 inşallah. Maşallah. Açıp baksınlar. Mesela Yunus suresi yine 25. Allah barış yurduna çağırır. Mehdi ne diyor? Barış olsun, savaşlar evet. olmasın, kavgalar olmasın, kan akmasın. Evet. Bir kişinin bile burnundan burnu kanamasın. Değil mi? Evet hocam. Ve kimi dilerse dosdoğru yola yönetip iletir. Hidayet verir. Allah Hadi isminin tecelli eder, onu Mehdi kılar ve dosdoğru yola yönetip iletir. Ebced'i kaç? 1998. Maşallah. Mehdi'nin anlı şanlı yılları. Evet. İnşallah. Faaliyet yılları. 25, Yunus suresi 25. Açıp bakabilir kardeşlerimiz. Saysınlar Ebced'ini. Tam dediğim gibi çıkacaktır. İnşallah. Yusuf suresinde Allah emrinde galip olandır. Allah yani sonunda galibiyeti meydana getirecektir. Dünya hakimiyetini meydana getirecektir. Mehdi'nin hakimiyetini meydana getirecektir. Mehdi'yi galip hale getirecektir. Mehdi üstün gelecektir. İnşallah. Mehdi küfrü yenecektir. Allah emrinde galip olandır. 21. ayet Yusuf suresi 2014 tarihini veriyor Ebced. Maşallah. Allah emrinde galip olandır. Evet. Peki bak ben size günlerden beri sayıyorum. Bu olağanüstü bir şey değil mi? Hepsinin ahir zamanı vermez. Evet hocam. Çok değil mi? Yani. Mehdi devrini vermez. Siz daha iyi bilirsiniz. Bilmeyenler için Ebced'i her harfin bir sayı değeri var Arapçada. Hem anlamları ahir zamana bakıyor hem de o sayıların toplamının Ebced'lerinin bu dönemi vermesi tabii imkansız kere imkansız bir şey. Allah'ın dilemesiyle inşallah. Ya Peygamberimiz zamanında rakam yok. Evet. Arap harfleriyle hesap yapılıyor. Mesela Elif'in karşılığı bir. Evet. Mesela değil mi? Öbür harflerin karşılığı hep bir rakam karşılığı olarak oluşturuluyor. O harflerle yapılmış hesaplar. Sonradan şey çıktı. Bu rakamlar çıktı. Evet. Kur'an'da da o harfleri topladığımızda bir yerden bir tarih çıkıyor. Evet. Çok enteresan. Bir zaman veriyor tabii. O yönden çok manidar. Maşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mesela hangi sure? Hicr suresi 91. Ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Ahir zamanda Müslümanların bir kısmı Kur'an'ın bir bölümünü, bir kısmı bir bölümünü uygulayacaklar.
Dolayısıyla sapkın düşünceler ortaya çıkacak. Mehdi de bunu ortadan kaldıracak. Rabbine and olsun, onların tümüne bunu soracağız diyor Allah. Kur'an'ı parça parça yaptıkları için. Yapmakta oldukları şeyleri, şeytandan Allah'a sığınıyorum. Öyleyse sen emrolduğun şeyi açıkça söyle ve müşrikleri aldırış etme. Şüphesiz o alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Aynı zamanda bu Mehdi'ye de bir hitaptır. Evet. Mehdi'yle de o devirde kendilerince kendini bilmez adamlar göğe alay etmeye kalkacaklardır. Fakat sonunda Mehdiyet galip gelecektir. Evet. Her asırda bu olmuştur. Evet, inşallah. İnşallah. 13. ayet Nahl suresi. Yerde sizin için üretip türettiği çeşitli renklerdekilerde de faydanıza verdi. Şüphesiz bunda öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Renkleri Allah yaratıyor. Dışarıda renk yok. İnsanın beyninde yaratılıyor. Evet. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Enbiya suresi. Andolsun bir zikirden sonra Tevrat yani. Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Yani dünyaya hakim olacaktır diyor salih kullar. Dünya hakimiyeti ahir zamanda. Ne zaman olacak o? İnşallah Hicri 1400'de başlayarak inşallah. Ama kimin zamanında olacak? Hazreti Mehdi'nin zamanında. Mehdi zamanında değil mi? Evet. Başka yok evet. İnşallah. Hadislere göre öyle. Şüphesiz arza salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Ebced'i 2051'i veriyor. Maşallah. Tam hakimiyet. Tam evet. Dünya hakimiyeti. 2050, evet. 2048, evet. 2051. Diyor ki 107. ayette de biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Peygamber Efendimiz için söylemiş bir sözdür. Bir ayettir. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Aynı zamanda Mehdi'ye bakıyor. Evet. Çünkü alemler bütün dünya evet. kastediyor. Evet. Bütün dünyayı kastediyor. Rahmettir Mehdi'nin gelişi. İnşallah. Ebced'i 1431'i veriyor. Maşallah. Yine İslam'ın hakimiyet yılları inşallah. Furkan suresi 56. 25. suredir biliyorsunuz. Biz seni, şeytanlar Allah'a sığınırım, biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Ebced'i 1981 yılını veriyor. Maşallah. Mehdi'nin çıkış yılı. Evet. 56. ayet, 25. sure. 56 ile 25'i çarptığımızda Hicri 1400 veriyor. Maşallah. Yine aynı tarih. Maşallah. İnşallah. De ki ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. Allah rızası için olur. Değil mi? Bak Cübbeli diyor ben diyor kitaplardan para kazanıyorum diyor bastım. Evet. Allah ne diyor? De ki ben buna karşılık Rabbinize doğru yol tutmayı dileyen insanlar olmanız dışında sizden bir ücret istemiyorum. İnşallah. Müslüman dini konulardan, dini hizmetten para almaması gerektiğine Kur'an işaret ediyor. Evet. Evet. Değil mi? Bu dini hizmetler Allah rızası için yapılır. Şeytandan Allah'a sığınırım. De ki gördünüz mü diyor Cenab-ı Allah Kasas suresi 71'de. De ki gördünüz mü söyleyin Allah kıyamet gününe kadar geceyi sizin üzerinizde kesintisizce sürdürecek olsa yani sürekli gece olsa Allah'ın dışında size aydınlık verecek ilah kimdir? Yine dinlemeyecek misiniz? Mesela dünya tarafında dönmeyebilirdi. Bir tarafı sürekli gündüz olurdu bir tarafı sürekli gece olurdu. Bu ölüm demektir. Tabii yani çünkü bir tarafta ısı sıfırın altında çok astronomik sayılara çıkacaktır. Evet, evet. Öbür tarafta da akıl almaz bir sıcaklığı meydana kavuracaktı. Evet. Kendi rahmetinden olmak üzere o sizin için dinlenmeniz ve onun fazlından geçinmenizi aramanız için geceyi ve gündüzü var etti. Umulur ki şükredersiniz. Allah isterse gece gündüz yapmazdı. Sürekli gündüz olurdu. Evet. Ama gece ve gündüz her gün hayatı tazeliyor. O bir nimet. Yani insanlarda bir monotonluk meydana getirmemek için Allah renklendirmiştir. Gece mesela öğlen vakti var, ikindi vakti var, akşam vakti var değil mi? Hepsi evet. bir heyecan meselesi. Mesela sabah oldu kalkalım diyorlar. Öğlene gidiyoruz diyor. Akşam oldu diyor. Evet. İşte bu hafta bitti diyor. Bir dahaki hafta başladı diyor.
Hafta sonu geldi diyor. Ahirette ise sürekli tek gündüzdür. Evet. Sürekli gündüz vardır. Evet. Ama orada da tek düzelik yoktur. Evet. Orada sürekli heyecan var. Çok zevkli, neşeli, rahat bir ortam var. İnşallah. Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu geldiğinde bu nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hocam bu ayeti açıklar mısınız demiş Serpil Durmuş. Tamam inşallah. Fatır suresi değil mi? Evet hocam, Fatır suresi. 42. ayet. Fatır suresinde biz daha öncesinden gelelim ayet. Başlangıcından gelelim, oraya doğru gidelim. Sen yalnızca bir uyarıcısın diyor Fatır suresi 23'te. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Bak biz seni hak ile, Kur'an ile bir müjdeci, İslam'ın dünya hakimiyetini müjdeleyen, evet, değil mi? Cennetle müjdeleyen, Müslümanlara ferahlık, zenginlik, bolluk, güzellik ve değil mi? Allah'ın rızasını ummayı müjdeleyen bir uslupla müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Biz seni hak ile bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983. Maşallah. Ebced'in. Bakın bu kadar Kur'an ayetlerinin hemen hemen tamamında bu böyle. Bu ayetler hep Mehdi'nin devrine bakıyor olması Ebced'inin. Evet. Ya bu olağanüstüdür bu. Evet. Yani bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane, altı tane değil. Evet. Çok şaşırtıcı. Maşallah. Evet. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Bu da 2026'yı veriyor tarih. Maşallah. Dünya hakimiyeti. İnşallah. 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 33. Adnen cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler. Altın bilezikler evlenimden olmuyor değil mi? Evet. Süslü. İnşallah. Allah yaratıyor. Evet. Ve incilerle süslenirler. İnci tabii cennet incisi bildiğimiz inci gibi değil. Evet. Yani göz kamaştırıcıdır. Evet. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Saf ipek. Cennet ipeği ayrıdır. Bildiğimiz ipek gibi değil. Evet. 34 derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. İnsanların dünyada başına Allah bir imtihan olarak hüzün vermiştir. Evet. Efendim bahçede çiçeğe solmuş görür, ona hüzünlenir. Bir laf söylersin, ona hüzünlenir. Sabah kalkar aynaya bakar, tipini beğenmez, hüzünlenir efendim. Sonbahar gelir hüzünlenir. Sonbahar gelir hüzünlenir. Saçında birkaç tel beyazlanır, hüzünlenir. Yüzünde bir kırışıklık görür, hüzünlenir. Cennette bu yok diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Güzel. İnşallah. Evet. Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa ümmetlerinin herhangi birinden mutlaka daha doğru olacaklarına dair Allah'a and içtiler. Bir muslih, bir mehdi ve mürşit bekliyorlar. İnşallah. Ve biz diyorlar eğer gelirse çok mükemmel olacağız, çok iyi olacağız diyorlar. Ancak onlara bir uyarıcı, korkutucu geldiğinde, mehdi geldiğinde bu nefretlerinden başkasını artırmadı. Hani bekliyordun sen Mehdi'yi? Evet. Peki bu arkadan gelen nefret ne? Bu öfke ne? Değil mi? Bu kin evet. ne? Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Tabii peygamberleri kastediyor ama Mehdi'ye de ikinci işare anlamı olarak bakıyor. Evet. Sad suresi 33'ten okuyorum. İnşallah. Hazreti Süleyman bahsi. Hazreti Süleyman direkt Mehdiyet'ten bahseder. Evet. Dolaylı yoldan inşallah. Onları bana getirin dedi. Şeytanın Allah'a sığınıyorum. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Hayvan sevgisinde
temas da çok önemlidir. Mesela kediyi sevdiğimizde insan başını okşar onun. Evet. Değil mi? Her tarafını okşar. Evet. Hazreti Süleyman'ın da içinin ne kadar coşku dolu olduğunu, ne kadar sevgi dolu olduğunu Allah detay olarak belirtiyor. Mesela boyunlarını okşuyor atların, bacaklarını okşuyor. Evet. Allah'ın tecellisi olarak onları çok seviyor. Bakın Hazreti Süleyman özendiği diyor ki şeytanları da ve her bina ustasını ve dalgıcı. Hazreti Süleyman emrine şeytanlar da veriliyor. Her bina ustasını, yani işin doğrusu buradaki anlatım masonlar. Evet maşallah. Her bina ustası. Masonlar da Hazreti Süleyman emrine giriyorlar. İnşallah. Bakın şeytanlar da. Evet. Yani Mehdi devrinde de öyle. Masonlar da Hazreti Mehdi'nin emrine gireceklerdir. İnşallah. Şeytanları da Allah'ın dini için onları hepsini kullanacaktır. İnşallah. Ve hepsini faydalı hale getirecektir. İslam'a hizmet ettirecektir. Ve dalgıcı da diyor. Yani deniz altında her türlü faaliyetin yapılacağı belirtiliyor. İnşallah. Ve kötülük yapmamaları için sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. Demek ki Mehdi'nin istihbarat ağı dünyanın en güçlü istihbaratı olacak. İnşallah. Yani kimin ne yaptığını hepsini tespit edebilecek. İnşallah. Yani dünyada görülmemiş bir istihbarat ağı oluşmuş İnşallah. Olacak. Tabi bu insanlar lehine, hayır kulağı olarak peygamberimizde olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, hayır kulağı olarak yani insanların özgürlüğünü kırmak için değil, insanlara özgürlük vermek için mükemmel bir istihbarat ağı olacağı anlaşılıyor. İnşallah. Ki bu ağ içerisinde şeytanları ve masonları bile İslam'ın lehine, kullanılacağı açıkça anlaşılıyor. Maşallah. İşte bizim işte bu bizim vergimizdir diyor. Artık sen de hesaba vurmaksızın ihsan et veyahut tut. Bu özellik kimin özelliğidir aynı zamanda? Mehdi'nin. Mehdi'nin özelliğidir değil mi? Bak hesaba vurmaksızın aynısıyla hadis-i şeriflerde belirtildiği gibi bakın. İhsan et veyahut tut. Aynı Mehdi'ye hitap edildiği gibidir. Hazreti Süleyman'ın aynı. 41. Kulumuz Eyyub'u da hatırla Eyyub Aleyhisselam. Hani o herhalde şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundurdu diye Rabbine seslenmişti. Bakın en sonunda Allah'a sesleniyor. Gidip orada burada minneti anlatmıyor. Allah acı çekiyorum, rahatsızım, sıkılıyorum, bunalıyorum demiyor. Dayanamayacak hale gelince ne diyor? Herhalde diyor şeytan bana kahredici bir acı ve azap dokundur diye Rabbine seslenmişti diyor. Demek ki onu çok sıkan, rahatsız eden bir rahatsızlık oluşmuş. İnşallah. Cenab-ı Allah ne diyor? Ayağını depret, hareket et, spor yap. Evet. İşte yıkanacak ve içecek soğuk su. Bakın stresi tamamen gideren özellikler. Bir, spor, hareketlilik. İki, yıkanmak, duş almak. Evet. Üç, içecek su. İnsan susuzluktan sıkılır. Evet. Yani sıkıntı verir insanda, bunaltı verir. Banyo yapmamak da insanda ağırlık verir. Banyo yaptığında bir hafifler insan. Evet. Spor yaptığında tamamen açılır. Evet. Kur'an bu mühim hususlara 42. ayette dikkat çekmiş. Maşallah. Katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini daha bir benzerini de bağışladık. Hazreti Eyyub'e Mehdi'nin benzerliği hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Evet. Hazreti Süleyman'a da benziyor. Hazreti Mehdi'ye de benzer. Hatta Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya iki mümin hakim olmuştur. Hazreti Süleyman ve Zülkarneyn. İki tane de kafir. Nemrut ve Buhtu Nasr hakim olmuştur. Yere beşinci olarak benim evlatlarımdan Mehdi hakim olacaktır diyor. Ama bütün i̇nşallah. Yeryüzüne, bütün dünyaya. İnşallah. Halifetullah olarak inşallah. İnşallah. Eyüp gibi zorluklar yaşayacağı ve acı çekeceği hadis-i şerifte de belirtilmiştir. Sabredecektir Mehdi. Evet. Bakın bu sabrın sonunda Eyyub'e Cenab-ı Allah'ın verdiği nimet, katımızdan ona bir rahmet ve temiz akıl sahiplerine bir öğüt olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir benzerini daha bağışladık. Cenab-ı Allah ailesini geri ona ihsan ediyor. Bol bol mal ve mülk veriyor, imkan veriyor. Ama sonuna kadar sabrediyor.
Adnen cennetleri, kapılar onlara açılmıştır diyor 50. ayette. İçlerinde yaslanıp dayanmışlardır. İçinde yaslanıp dayanmışlardır. Koltuklara dayanıyorlar. Orada birçok meyve ve şarap istemektedirler. Yalnız cennet şarabı, evet, bildiğimiz bu kokusu da rahatsız eden, içildiğinde sarhoşluk veren, baş ağrısı veren şarap gibi değil. Değil inşallah. Cennet şarabı içtim mi insanı açan, daha da ferahlandıran, neşesini daha da artıran, büyük zevk veren iç, değil mi? Evet. Allah aşkını yaşadığı bir içki inşallah. İnşallah. Ve birçok meyve. Meyveler elini uzatırsın, dal böyle uzanır, gelir alırsın, yersin meyveyi, dal yine gider, yine gel dersin, yine gelir aynı şekilde. İnşallah. Hiç meyvesi tükenmez. Ayette diyor Allah tükenmez diyor. Ağaca da gel desen gelir. İnşallah. Git dersen gider. Bütün cisimler akıllıdır. Bütün hayvanlar, bitkiler, her şey akıllıdır. İnşallah. Ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş yaşıt kadınlar vardır. Allah hep bakışın üstünde duruyor. Çünkü akıllı bir insanın bakışı çok etkileyicidir. Akıllı bir kadının bakışı çok etkileyicidir. Ve en büyük nimetlerdendir. İnşallah. Yani insanlar bu hususu pek bilmezler. Yani yaygın olarak bilinmez. Çok nadir insan bilir. Halbuki en etkileyici şey bakışı, konuşması, değil mi? Ve sonra diğer özellikleridir. Onun için Kur'an'da bakın, yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş. Ve iffet, temizlik. Evet. Sadece eşlerine çevirmiş. Çünkü kadın, herkese ait olan bir kadın kimseyi etki etmez. Helali olması için, değil mi? Sadece kendine ait olması lazım. Evet. Ve yaşıt kadınlar vardır diyor. Tabii yaşlılıkta acz meydana geldiği için kadın da erkek de aynı yaşta olacaklar cennette inşallah. İnşallah. Ahirete diyorlar ki ve derler ki bize ne oluyor ki diyor 62. ayette. Kendilerini şerir, kötülerden saydığımız adamlar göremiyoruz. Mesela niye diyorlar burada Mehdi yok? Niye haşa Peygamber aleyhisselam yok? Evet. Değil mi? Evet. Onlar çok kötüydü diyorlar. Haşa. Haşa. Yani o nefretten devam ettikleri için o nefretleri ahirette de devam ediyor. Evet. Niye göremiyoruz onları diyorlar. Halbuki onlar cennetin en yüksek tabakalarındalar. İnşallah. Değil mi? Biz onları bir alay konusu edinmiştik diyorlar. Ki Mehdi ile peygamberleri de alay konusu edinmişler, evet, değil mi? Edinmiştik. Yoksa gözler mi onlardan kaydı? Acaba bizim gözlerimiz mi görmüyor onlar diyorlar. Yani buralarda da göremiyor muyuz yoksa diyorlar. Yani delilikleri yine devam ediyor. Evet. Bu cehennem halkının birbiriyle çekişmesi kesin bir gerçektir diyor Allah. Sürekli mücadelendiler. Hem ağız dalaşı, ağız kavgası, hem fiziki, fiili kavga. Sürekli böyle it gibi boğuşuyorlar. Evet. Evet. Zümer suresi 27. Andolsun biz bu Kur'an'da belki öğüt alıp düşünürler diye insanın için her bir örnekten verdik. Demek ki Kur'an'da her türlü bilgi var. Evet. Kur'an'da yoktur diyor adam, eksik diyor. Bak Allah diyor ki insanlar için her bir örnekten verdik. Maşallah. Demek ki her türlü bilgi var. Evet. Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa artık o Rabbinden bir nur üzerinedir. 22. ayet. Allah ona bir nur nasip ediyor. Aklında, fiilinde, fiziğinde, ruhunda bir ferahlık, bir aydınlık meydana geliyor. 36. ayet. Allah kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkalarıyla mı korkutuyorlar diyor. Ben cezaevindeyken o ilk tutuklandığımda 86'da Kur'an'dan açayım hangi sayfa geçecek acaba dedim. Yani çok üstüme varıyorlardı o zaman. Zaten tutuklandım. Buna rağmen yine olaylar devam ediyordu. Ne yapsam acaba, hani kimlerle bağlantıya geçeyim, ne yapayım falan diye düşünüyordum. O arada Kur'an'ı açtım, bu ayet çıkmıştı. Maşallah. Allah kuluna kafi değil mi? Maşallah. İnşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Seni ondan başkalarıyla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi hidayete erdirirse, yani mehdilik verirse, mehdi vasfı verirse,
onun için bir saptırıcı yoktur. Yani ona deccal etki etmez artık. Deccal'in kılıcı onu kesmez. Allah intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir? Allah ben intikam alacağım diyor. İnşallah. İnşallah. 45. ayet Zümer suresi. Sadece Allah anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalbi öfkeyle kabarır. Allah birdir diyorsun, Allah var diyorsun. Adam kan boğuyor adeta, bunalıyor evet. Yani Allah'tan bahsedince. Aman bana müsaade ediyor. Oysa ondan başkaları anıldığında hemen sevince kapılır. Öyle modadan, şundan, bundan, televoleden falan bahsettim mi ondan açılır diyor. Evet. İçleri açılır, ferahlarlar diyor evet. Allah ayet. 42. ayet, Allah ölecekleri zaman canlarını alır. Ölmeyenin de uykusunda. Demek ki insanlar uykusunda da canlar alınıyormuş. Hazreti İsa'nın da uyku halinde göğe alınmasında canı alınmıştı. Evet. Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanın ruhunu tutar. Mesela adam uyuyor. Ölüm kararı verildiyse onun ruhunu Allah bırakmıyor. Sabah kalktığında ölü kalkar o. Evet. Öbürünün ise adı konulmuş bir ecele kadar sal verir. Sabah kalktığında uyandıysa canı geri verilmiş. Evet. Şüphesiz bunu da düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır diyor Allah. Evet mesela Fussilet suresi 4. Bir müjde verici ve uyarıcı olarak ama çoğu yüz çevirdiler ve artık onlar dinlemezler. Yani insanlar çoğu yüz çevirirler, dinlemezler. Buna şaşırmamak lazım çünkü Allah ben böyle yarattım diyor. Evet. Adam diyor ki anlatıyorum anlamıyorlar diyor. Evet. Kardeşim sana ne ya? İmtihan başka türlü olmaz yani. İmtihan ortamı böyle olur. Evet. Bir müjde verici ve uyarıcı olarak. Şura suresi 24. Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Allah batılı yok edip ortadan kaldırır. Ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir, gerçekleştirir. Bakın eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler diyor Peygamber Efendimiz'e. Yoksa onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar Peygamber'e. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. İstersen Cenab-ı Allah senin bütün benliğini yok ederim diyor Allah. Evet. Gücünü yok ederim. Allah batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir. Ebced'i kaç? 2014. Maşallah. Bak Allah batılı yok edip ortadan kaldırır. Batılı, Darwinizmi, materyalizmi, ateizmi ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle, Kur'an'la, hakkı, Mehdi'yle, Mehdi vesile ederek hakkı hak olarak pekiştirir. İslam tam anlamıyla hakim olur. Pekişmek ne demektir? Evet. Tam oturması evet. Pekiştirir. Evet. Ebced'i 2014. Maşallah. 27. ayet. Allah kulları için rızkı sınırsızca geniş tutup yaysaydı gerçekten yeryüzünde azarlardı diyor Allah. Sapıtırlardı diyor Allah. Evet. Onun için ekonomik yönden kısıyorum diyor Allah. Evet. O zaman Allah'a şükrederler diyor. O zaman normal olur. Yoksa ekonomik refah da diyor, dağıtıyorlar diyor. Dağıtıyorlar demiyor da Allah affetsin demeyeyim. Yani sapıtırlar diyor Allah. Evet inşallah. 44. ayet mesela Tur suresi. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bunu daha önce de okumuştum. Evet. Öyleyse sen onları dayanılmaz azapla çarpılacakları, çarpmanın olacağı günlerine kavuşuncaya kadar bırak. 45. ayet. Ne demek? 1545 hocam. 1545 işaret ediyor inşallah. Çünkü bakacaklar uzaya, yok diyecekler ya o göktaşı falan değil, başka bir şey var. Evet. İskiv geçecek, hiçbir şey olmayacak diyecekler. Evet. İşte bilmem kaç kilometre öteden geçecek, çok rahat olun diyecekler. Tahmin ettikleri gibi olmayacak. İnşallah hocam. Dünya birden çekiverecek üstüne. İnşallah. İnşallah. 2120. İnşallah. Evet. 2120 de inşallah bekliyoruz inşallah. Bu
önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 56. ayet. Necim suresi 53. Necim suresi 53. ayet. Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yani bu da nasıl peygamberler geldi, değil mi? Mürşitler geldi, mehdiler geldi. Onlardan bir kişidir. Evet. Ebced'i 2031 dünya hakimiyeti tarihini evet, veriyor. Maşallah. Bak bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 56. ayet. Aynı zamanda 1956'ya da bakıyor. Bakıyor. Risale-i Nur'un, değil mi? Terifinin serbest bırakıldığı tarih ve Said Nursi diyor, münafıkhane sistemin çökmeye başladığı tarihtir diyor. Evet. Bu tarihten itibaren çökmeye başlayacak artık diyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Ve Ebced de tarih veriyor değil mi o da yine inşallah. Evet. Bakın Kamer suresinde Cenab-ı Allah diyor ki gözleri zillet ve dehşetten düşmüş olarak zillet yani yüzlerini zillet bürümüş ve dehşetten gözleri artık açılmış olarak sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Birden topluca çıkacaklardı hepsi. İnsanlar. Boyunlarını çağırana doğru uzatmış. Çağırıcı buraya gelin diyor uzaktan evet. Bir insan. Çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken kafirler der ki bu zorlu bir gün. Çok zorlu bir gün diyorlar. Hepsi topluca o tarafa koşmaya başlıyorlar. Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Böylece kulumuz Nuh'u yalanladılar ve delidir dediler. Akıl hastası bu diyorlar. Evet. Bütün peygamberler aşağı yukarı hepsine deli diyorlar. Evet. Bizim peygamberimize de deli demişlerdir. Evet. Said Nursi Hazretleri'ne de deli dediler biliyorsunuz. Evet. Ve baskı altına alınıp engellenmişti. Tutukluyorlar, hapsediyorlar, iftira ediyorlar. Evet. Tarasut altında tutuyorlar, faaliyetlerini durduruyorlar. Ekonomik yönde, maddi yönde çökertmeye çalışıyorlar ve diyorlar ki delidir diyorlar. Evet. O baskı altına alınıp engellenmişti. Evet. 50. ayet. Kamer suresi 50. Bizim emrimiz bir göz kırpma gibi yalnızca bir keredir. Hani evrim vardı? Evet. Biz bir kere emrederiz diyor. Ol derim hemen olur diyor Allah. Evet hocam evet. İnşallah. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nehir çevresindedirler. Böyle sular, cennet nehirlerinin kenarlarındalar. Suya karşı Allah bir muhabbet yaratmıştır insanın kalbinde. Evet, evet. İnşallah. 37. ayet Rahman suresi. Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman, geçen günler televizyonda gösterdin değil evet, mi internette? Evet. Evet. Kıpkırmızı bir gül görünümünde. Evet. 33. ayet. Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp geçmeye güç yetirebiliyorsanız, yani atmosferi açıp yer çekiminden kurtulup gidebiliyorsanız hemen aşın. Ancak üstün bir güç olmaksızın aşamazsınız. Yani roket olması gerekiyor. İnşallah. Evet. Değil mi? Evet. Ve çok hızlı olması gerekiyor yer çekiminden kurtulması için. Kurtulması için evet. Yani normalin çok çok üstünde bir hıza kavuşması gerekiyor. İnşallah. 29. ayet, göklerde ve yerde olan ne varsa ondan ister. Herkes Allah'tan ister diyor her şeyi. O her gün bir iştedir diyor Allah. Her gün yaratır. Her an yaratır. Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler onundur. Gemiyi kim yapıyormuş? Allah yapıyormuş. Allah yapıyor. Tersanede gemi yapılmaz. Evet. Tersaneyi Allah vesile eder. Gemiyi yapan Allah'tır. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Hepsi yok olacak diyor Allah. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü kendisi baki kalacaktır. Allah Cebrail, Ezrail aleyhisselam da dahil olmak hepsini yok ediyor önce. Sonra hepsini yeniden diriltiyor. İnşallah. Rahman suresinde çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahiptirler. Cennet bakın çeşit çeşit inceliklere ve güzelliklere sahiptirler. Çok ince desenler, çok ince güzellikler var. Her yerde, her şeyde.
İkisinde de her meyveden iki çift vardır. Meyveler hep çift çeşit olarak. Mesela kiraz çift çeşit, elma, armut, karpuz ve cennet meyvelerde. Hiç mesela görmediğimiz meyvelerde inşallah. İnşallah hocam, Allah göstersin. İnşallah. Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardı. Bak, Cenab-ı Allah yine bakışa dikkat çekiyor. Evet. Yani olağanüstü bir ruhu etkileyen bir gücü vardır mümin kadının ve mümini erkeğin. Evet. İmanın derecesine göre olur bu. İnşallah. Bundan önce kendilerine ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. Bu da iffetin önemini göstertiyor. İnşallah. İnşallah. Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler. Cennet için diyor ki alabildiğine yemyeşildirler diyor. Bütün cennet uzaktan bakıldı mı yemyeşil bir ortam olarak görünüyor uzaktan bakıldı. İnşallah. Bütün tabii tamamına yeşil hakim. Hatta cennet kıyafetleri var, cennet üstü var, onlar da yeşildir. Evet. Ama cennet yeşilinin ne olduğunu ahirette göreceğiz. Tabii. Yani en çok hoşumuza giden renk olacak. İnşallah. En beğendiğimiz renk olacak. Evet. Efendim, Vakıa Suresi. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. 4. ayet. Ve dağlar darmadağınıp ufalandı. 4 ve 5. Beraya gece ne olur? 1545. Bak, yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. Ve dağlar darmadağın olup ufalandı. Kıyamet. İnşallah. Vakıa Suresi. 13. ayette nimetlerle donatılmış cennetler içinde birçoğu geçmiş ümmetlerden 13. 14'ü biraz da sonrakilerden 14. yüzyılda evet. Hicri 14. yüzyılda Mehdi devrine işaret ediyor inşallah. İnşallah. Bakın. İnşallah hocam. Biraz da sonrakilerden 14. Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Hani evrim oluyordu cennette de? Mücevher tahtlar evrimden olur mu? Olmaz inşallah. Değil mi? Evet. Usta da yapmıyor onu. Evet. Kim yapıyor? Allah yaratıyor. Allah, evet. Karşılıklı yaslanmışlardır. Demek ki sohbetlerinde müminler derin zevk alacaklar. İnşallah. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa edip yarattık. Yeni bir yaratılışa yarattık diyor Cenab-ı Allah. Onları hep bakireler olarak kıldık. Her seferinde kadınlar bakire oluyorlar. Evet. Tertemiz. Hiç maşallah. Ellenmemiş hale geliyorlar. Maşallah. Eşlerine sevgiyle tutkun ve hep yaşıt. Tutkunun önemine Allah dikkat çekiyor. Sevgi. Sevgi ve tutku olmadıktan sonra kadın et ve kemik yığınıdır. Erkek de et kemik yığınıdır. Evet. Sevgi ve tutkuyla bir anlam kazanır. Yani o da Allah sevgisiyle olur. Evet. Allah aşkıyla sevilecek insanlar. İnşallah hocam. İnşallah. Küfür için, cehennem ehli için hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su. Hücrelerin içi yanacak. İnşallah. Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler. Meraklar ya onlar böyle kapkara dumana falan. Evet. Yani. Kapkara dumana yani sürekli onların ilkel atmosferdikleri, dünyanın ilkel evet. Şey diyorlar ya, evet. İlkel çorba. İlkel. Her yer, gerçi Kur'an'da var bu. İlk yaratılışta her yer dumanla kaplıydı diyor Cenab-ı evet. Allah. Ama onlar tesadüfen oldu diyorlar. Evet. Cenab-ı Allah da her yeri duman kaplı hale getirecek. İnşallah. Cehennemin özelliğidir. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımarmış olanlardı. Varlığa şükretmek ve varlığı artırır. Ama şükredilmedi mi Allah nimetini alır İnşallah. Ve cezalandırır evet. İnşallah. Evet. Yerinize benzerlerinizi getirip değiştirme. Bak yerinize benzerlerinizi getirip değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda yani fizik kanunlarına, kimya kanunlarına alakası olmayacak şekilde yeniden yapacağım diyor Allah. Onun için bilemezsiniz diyor. İnşallah. Bilmeyeceğiniz bir şekilde yapacağım diyor Allah. Bak diyor ki 61. ayette Vakıa Suresi sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde inşa etme konusunda. Andolsun diyor, ilk inşa yaratmayı bildiniz, bunu gördünüz, araştırdınız. Fosillere baktınız değil mi? Molekülleri incelediniz, atomun evet. Yapısını araştırdınız. Ve ilk yaratmayı bildiniz diyor Allah. Ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi diyor. Maşallah. 62. ayette. Demek ki bilim adamları, Müslüman alimler, olmayan da onların ilmini istifade ederek
ilk yaratmanın nasıl olduğunu araştırıp anlayacağız. Yani atomu nasıl yaratmış, molekülleri nasıl yaratmış, proteinleri nasıl yaratmış Cenab-ı Allah, bunları bileceğiz. İnşallah. Dolayısıyla fosillerin yapısından da, değil mi? Evet. Yaratılışın bir gerçek olduğunu göreceğiz inşallah. İnşallah. Saf suresi. Şeytan Allah'a sığınırım. Fakat o yani o müslih, o mehdi, o mürşit, o elçi, yani bakın diyor ki hani Meryem 6. ayet, hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları gerçekten ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi Ahmet olan bir elçinin de müjdecisiyim. Bu aynı zamanda Mehdi'nin de müjdecisi olduğunu göstertiyor, evet. Hazreti İsa'nın. Evet. Ayetin birinci anlamı peygamberimize bakmakla beraber Mehdi'nin değil mi? Evet. Mehdi'ye de baktığını anlıyoruz. Çünkü Muhammed Mehdi'dir. Mehdi'nin ismi. Evet. Evet. Ahmet, Mahmut, Muhammed hepsi aynıdır. Evet. Aynı anlamdır. Hamd eden. Evet. İnşallah. Ahmet olan bir elçinin de müjdecisiyim demiştim. Fakat o peygamber efendimiz, yani Mehdi olan peygamberimiz, ki ahir zamana da bakan yönü var, şimdi onu anlatacağım. Fakat o, yani Mehdi, onlara apaçık belgelerle gelince, bu açıkça bir büyüdür dediler. Yani göz boyu, aslı yok dediler, evet. Diyor. Ebced'i 2011. Maşallah. Yine Mehdi'ye bakıyor. Evet. 9. ayet, elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Cenab-ı Allah'tır. Bak elçilerini, mehdilerini hidayet ve hak din üzere gönderen. Hidayet demek hadi, mehdi aynı şeyler. Kelime kökenleri aynı. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen, yani Kur'an'la, İslam'la gönderen odur. 1993 Ebced'i. Maşallah. Açıp baksınlar. Onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Ebced'i 1990. Maşallah. Tek din İslam kalacaktır diyor, evet, inşallah. Mehdi'nin devrine bakıyor inşallah. 13. ayet. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var diyor Allah. Müjdeliyor. Seveceğiniz başka bir nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Ebced'i kaç? 1981. Maşallah. Açsın baksınlar. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Ebced'i 1981. Mehdi'nin ortaya çıkış yılı. İnşallah. Evet, inşallah.